Kadın Beyni Yazar Luan Brezendini Seslendiren Hanifi Çatal Dişi Beyin 1. Entrior Singlet Cortex Seçenekleri tartar, kararları verir, endişe merkezidir ve kadınlarda erkeklerden daha geniştir. 2. Prefrontal Cortex duyguları kontrol eden ve çıldırmalarını engelleyen kraliçe. Kadınlarda daha geniş ve erkeklere nazaran bir ya da iki yıl daha ergen olgunlaşıyor. 3. İnzila Sezgilerden sorumlu kısım kadınlarda daha geniştir. 4. Hepitalımız Hormonal senfoninin yöneticisi kadınlarda erkeklerden daha erken harekete geçer. 5. Emigdala İçerideki vahşi canavar, dürtü merkezi. Sadece ama sadece prefrontal korteks tarafından durdurulabilir, erkeklerde daha geniştir. 6. Hipofiz bezi Doğurganlık hormonlarını üretir, süt üretimini sağlar, beslenme güdüsünü güçlendirir, anne beyninin harekete geçmesini sağlar. 7. Happy Campus Hiçbir kavgayı, romantik karşılaşmayı ya da sevgi dolu anı unutmayan fiil sizin de unutmanıza izin vermez. Kadınlarda çok daha geniş ve çok daha aktiftir. Nörohormonal Karakterler Dizini Özetle hormonlar kadın beynini nasıl etkiler? Östrojen Kraliçe, güçlü, kontrolü elinde tutan. Her şeyi tüketen, bazen sadece işle ilgilenen, bazen de baştan çıkarıcı dopamin, serotonin kimyasallar. Testosteron. Hızlı, iddialı, odaklanmış, her şeyi tüketen, bazen erkek, bazen baştan çıkarıcı, saldırgan, hissiz, sarılışlar için hiçbir zamanı olmayan. Oksitosin. Oynak, sevecen, besleyici, toprak ana. Bazen iyi cadı, Glinda, yardım etmekten ve hizmet etmekten zevk alır. Kortisol, kıvrak, yıpratıcı, stres uzaklaştırıcı, fiziksel ve ruhsal olarak çok hassas. Vasopresin, gizli, arka planda, içten içe saldırgan erkek enerjiler, testosteronun erkek kardeşi, oksitoksinin erkek kardeşi. Diye, bütün hormonların koruyucusu, bağımsız, baştan çıkarıcı, hayatın özünü içinde barındıran, enerji verici, testosteron ve ostrojenin annesi ve babası, takma adı anne hormonu, hormonların Zeus ve Herası, gençlikte bol miktarda bulunur ama yaşlandıkça, gittikçe azalır. Temel hormon değişimleri fetüs. Erkeklerin beynini etkileyen yüksek testosteron akımı dişi beyni etkilemez. Temel hormon değişimleri çocukluk. 6 ile 24 aylık arasındayken büyük ostrojen akımları yaşanır, sonra çocukluğun durgun dönemine girilir. Temel hormon değişimleri ergenlik. Östrojen, projenteron ve testosteron miktarları yükselir, adet görmeye başlanır. Temel hormon değişimleri cinsel olgunluk bekar kadın östrojen progesteron ve testosteron miktarları ayın her günü değişir temel hormon değişimleri hamilelik östrojen ve progesteronda çok büyük artış kadınlarda erkeklerde olmayan neler var fetüs beyin hücreleri xx'tir bu da hızlı beyin gelişimi ve dişi beyin devrelerinin oluşacağı anlamına gelir çocukluk Doğumdan sonra 2 yaşına kadar yüksek östrojen. Ergenlik, daha fazla östrojen, daha az testosteron. Kızların beyni erkeklerden 2 yıl önce gelişir. Cinsel olgunluk. İlişkilere odaklanma, eş arayışı, aile kurulmasına engel olmayacak bir iş ya da bir kariyer seçilir. Hamilelik. Yuva kurmaya odaklanma, aileyi birinci plana alma, kariyer ve rekabete çok daha az ilgi. Emzirme, bebeğe odaklanır. Çocuk yetiştirme, cinselliğe ilginin azalması, ilgiyi çocuklara yöneltme. Menopoz öncesi, cinselliğe artan ilgi, erotik uykular, daha fazla yorgunluk, endişe, ruh hali değişmeleri, sıcak basmaları ve asabiyet. Menopoz beyinde hormonlar tarafından yapılan son kalıcı değişim. Dişi beyne özel değişimler. Fetüs. iletişim, duygusal hafıza, öfkeyi bastırma devreleri geliştirir. Çocukluk. Sözel ve duygusal devreler gelişir. Ergenlik. Duyarlılıkta artış, stres, duygu ve cinsellikle ilgili devrelerin büyümesi. Cinsel olgunluk karar verme ve duygusal kontrol devrelerinin erken olgunlaşması. Hamilelik Cinsel devreler bastırılır, beyin projesteron tarafından sakinleştirilir. Beyin küçülür, fetüsten ve plasentadan gelen hormonlar beyni ve vücudu devralır. Emzirme Stres devreleri bastırılır, cinsellik ve duygusallık devreleri çocuk bakımı tarafından ele geçirilir. Çocuk yetiştirme Stres ve endişede artış, duygusal açıdan bağlanma devrelerinin güçlenmesi. Menopoz öncesi, bazı beyin devrelerinde östrojene gösterilen hassasiyetin azalması. Menopoz, östrojen ve oksitasin tarafından beslenen devreler projesteronun azalması. Menopoz sonrası, strese daha az tepki veren devreler daha az duygusallık. Gerçek yaşama yansımaları FETÜS İletişim için daha fazla beyin devresi, duyguları okuma, sosyal nuanslar, beslenme yeteneği, beynin her iki tarafını da kullanabilme. Çocukluk Diğer kızlarla veya erkeklerle değil de oyun oynamaya ve sadece eğlenmeye ilgi duyarlar. Ergenlik Cinsel anlamda çekici olmak önem kazanır. Umutsuzca aşk arayışına düşülür aileler görmezden gelinir. Cinsel olgunluk Koca bulmak ve kariyer gelişimine odaklanmak. Hamilelik Kendi fiziksel durumuna büyük önem verme, yorgunlukla boğuşma, mide bulantısı ve açlık. Emzirme Yorgunluk Ağrıyan meme uçları Süt üretimi ve önündeki 24 saati atlamaya odaklanmak. Çocuk yetiştirme Çocukların iyi olmaları, eğitimleri ve güvenliklerine odaklanma. Menopoz öncesi Günü atlatmaya odaklanma ve hem duygusal hem fiziksel iniş çıkışlarla boğuşma. Menopoz Sağlıklı kalmaya ve kendine özen göstermeye odaklanma, yeni mücadeleler kucaklama. Menopoz sonrası Ne yapmak istiyorsa onu yapmakla ilgilenme, başkalarıyla kafayı çok daha az yoruma. Giriş Kadını kadın yapan nedir? Erkek ve kadın, genetik kodunun yüzde 99'undan fazlası aynıdır. İnsan genomundaki 30 bin genin yüzde birinden daha azı cinsiyetler arasında değişikliği gösterir. Ama bu farklı olan yüzde, acıyı ve zevki kaydeden sinirlerden algıyı, düşünceleri ve duyguları belirleyen nöronlara kadar vücudumuzdaki bütün hücreleri etkiler. İnceleyici bir gözle bakıldığında kadın ve erkek beyinleri aynı değildir. Erkek beyni, hesaplamalar, vücut ölçüleri gibi kriterler göz önünde bulundurularak düzenlendiği zaman %9 daha büyüktür. 19. yüzyılda bilim adamları bu bilgiyi kadının erkekten daha az zihin kapasitesi olduğu yönünde yorumlamışlardı. Oysa bu alan farkına karşın kadın ve erkek eşit miktarda beyin hücresine sahiptirler. Sadece bu hücreler kadın beyninde daha yoğun biçimde paketlenmiştir. Kısaca daha küçük bir kafatasına korse ile sıkıştırılmış gibidirler. 20. yüzyılın büyük kısmında çoğu bilim adamı kadınların nörolojik ve üreme işlevleri dışındaki bütün alanlarda daha küçük ebatta erkekler olduklarını varsaydılar. Bu varsayım, kadın psikolojisini ve fizyolojisini çözmekle ilgili bütün yanlış anlamların kalbini oluşturuyordu. Beyinlerdeki farklılıklara derinlemesine baktığınızda neyin kadını kadın, erkeği ise erkek yaptığını anlayabilirsiniz. 1990'a kadar araştırmacılar kadın fizyolojisine, nöroanatomisine ya da psikolojisine erkeğinkiyle aynı gözle baktılar. 1970'te nörobiyoloji eğitimimin son yıllarında Yale'deki tıp eğitimi ve Massachusetts'teki akıl sağlığı merkezindeki psikiyatri eğitimim sırasında bu yanlış varsayıma birinci elden şahit oldum. Bu kurumlarda çalışırken kadın biyolojisi ya da nörolojisinin farklarıyla ilgili olarak hamilelik dışı dönemleri kapsayan ya çok az şey öğrendim ya da hiçbir şey öğrenemedim. Yale'de bir gün bir profesör hayvanların hareketleriyle ilgili bir araştırmayı sunduğu zaman elimi kaldırıp bu araştırmada dişilerle ilgili ne gibi sonuçlar elde ettiğini sordum. Erkek olan profesör, benim soruma araştırmalarda asla dişi dene kullanmayız. Mestural döngüler elde edilen veriler mahvedilir diyerek geçiştirmişti. Beyinlerdeki farklarla ilgili olarak oluşturulması mümkün olan ufak araştırmalar, her şeye karşın küçük çaplı olsalar sağlam temellere dayanıyorlardı. Psikiyatrideki eğitimim sırasında kadınlardaki depresyon oranının 1'e 2 olduğunu öğrendiğim zaman büyülenmiştim. Kimse bu fark için akla yatkın bir açıklama getiremiyordu. Üniversiteye Feminist Hareket'in yükselişte olduğu dönemde gittiğimde bu farkla ilgili açıklamalarım politik ve psikolojik yöndeydi. Suçlu 1970'lerin Batı kültürüne hakim olan erkek egemen duruşu olmalıydı kadınları bastırıyor ve erkeklerden daha az işlevsel olmalarına neden oluyordu ama bu açıklama tek başına yeterli değildi yeni araştırmalar bu oranların dünya genelinde geçerli olduğunu gösteriyorlardı daha büyük daha temel ve biyolojik bir açıklama olduğunu düşünmeye başladım bir gün kadın erkek depresyonlarındaki oranla farkları incelemeye başladım Kızlar 12 yaşına basana, adet görmeye başlayana kadar geçerli olmadıkları kafama dank etti. Görünüşe göre ergenlik dönemindeki değişimler kadınlarda erkeklere oranla daha fazla depresyon oluşmasına yol açıyordu. O dönemde çok az bilim adamı bu konuyu incelemekteydi. Ve benim gibi psikiyatristlerin birçoğu da geleneksel psikoanalitik teorilerle eğitilmişlerdi. Bu da çocukluk dönemi incelense bile neden özellikle kadın beyninin kimyasının hesaba katılmadığını açıklıyordu. Psikiyatrist değerlendirmelerimi yaparken kadınlardaki hormonal değişikliği hesaba katmaya başladığımda hayatın çeşitli dönemlerinde hormonların nörolojik etkilerinin kadınların arzularını, değer yargılarını ve hayat algılayışlarını birçok yönde etkilediğini keşfettim. Cinsel hormonların yarattığı farklı gerçekliklerle ilgili ilk uyanışım, uç noktadaki adet dönemi öncesi beyin sendromu olarak tarif ettiğim rahatsızlığa sahip olan kadınları tedavi etmeye başladığımda gerçekleşmişti. Adet gören bütün kadınlarda kadın beyni her gün biraz daha değişir. Beynin bazı kısımları her ay %25 değişikliğe uğrar. İşler bazen çok zorlaşır ama çoğu kadın bu değişikliklerin altından kalkabilir. Yine de hastalarımdan bazıları bana geldiklerinde hormonlar yüzünden bazı günler çalışamaz, sürekli ağlamaya başladıkları ya da birini ısıracak kadar öfkelendikleri için konuşamaz haldeydiler. Ayın çoğu haftasında zeki, üretken ve iyimser olan bu kadınlar, kalan günlerde beyinlerine akın eden hormonlar nedeniyle geleceğin belirsiz olduğu hissine kapılıyor, kendilerinden ve hayatlarından nefret eder hale geliyorlardı. Bu duygular güçlüydüler ve onlara gerçek gibi geliyordu. Bu kadınlar sanki bu duygular gerçekmiş ve sadece hormonal değişiklerden kaynaklansa bile sonsuza kadar böyle devam edecekmiş gibi hissettiklerinden ona göre davranıyorlardı. Durum değiştiğinde yine eski iyi hallerine geri dönüyorlardı. Adet dönemi sendromunun bu uç vakaları ki kadınların çok küçük bir yüzdesi bu rahatsızlığı gösterir, benim kadın beynini gerçeği nasıl değiştirebileceğini fark etmeme neden olmuştu. Eğer kadının gerçekleri haftadan haftaya radikal değişikliklere uğrayabiliyorsa, bunun nedeni kadınların hayatları boyunca hormonlarıyla ilgili yaşadıkları aşırı değişimler olmalıydı. Bu olasılıkla ilgili daha fazla araştırma yapmak istiyordum ve 1994'te San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi'nin psikiyatri departmanındaki kadın davranışları ve hormonlar kliniğini buldum. Ülkede kadın beynini, nörokimya ve hormonların davranışları nasıl etkilediklerini araştırmakla ilgilenen az sayıdaki klinikten biriydi. Bulgularımız hormonların kadın beynini derinden etkiledikleri ve bu etkinin kadınların gerçeklerini değiştirdiği yönünde oldu. Kadınların değer yargılarını ve arzularını şekillendirebiliyor ve ona gün be gün neyin önemli olduğunu söyleyebiliyorlardı. Varlıkları doğumdan itibaren hayatın her döneminde hissedilebiliyordu. Her hormonal etap, çocukluk, ergenlik, flört yılları, annelik ve menopoz, yeni düşüncelerden, bilgilerden ve duygulardan sorumlu olan farklı nörolojik bağlantıların kurulmasını sağlayan bir gübre gibi işlev görüyordu. Bu değişimler 3-4 aylık kadar erken bir dönemde başlayıp menopoza kadar devam ettiklerinden kadının nöroloji gerçekliği erkeğinki kadar sabit değildi. Erkekler buzullar, hava değişiklikleri ve yeryüzünün ani teknotik hareketlerinden korunan dağlar gibidirler. Kadınlarsa havanın kendisi gibi her an değişken ve tahmin edilemez bir güce sahiptirler. Yeni beyin bilimi kadın ve erkeğin temel nörolojik farklılıklarıyla ilgili temel bilgilerimizi hızla değiştirdi. Eskiden bilim adamları bu farklılıkları ancak kadavraların beyinlerini ya da beyinleri hasar görmüş bireylerin gösterdikleri semptomları inceleyerek araştırabiliyorlardı. Ama genetikteki ve beyni görüntülemeye yönelik teknolojilerdeki gelişmeler sayesinde nörolojik bilimlerde ve teorilerde büyük devrimler yaşandı. Beyin tomografisi ve manyetik titreşimler sayesinde görüntü elde edilmesini sağlayan MRI gibi yeni aletler artık insan beynini gerçek zamanlı olarak sorunları çözerken, kelimeleri kullanırken, hatırlarken, yüz ifadelerini değiştirirken, aşık olurken, bir bebeğin ağlamasını dinlerken veya depresyonda, korkulan ya da sinirli olunan zamanlarda gözlemleyebilmemizi sağladılar. Bunun sonucunda da bilim adamları kadın ve erkek arasındaki kimyasal, genetik, hormonal ve işlevsel beyin farklarını belgeleyebildiler. Kadın ve erkek beyinlerinin baskı ve çeşitli durumlarda tamamen farklı tepkiler verdiğini öğrendik. Sorunları çözerken, konuşurken, deneyimlerken ya da güçlü duyguları depolarken beynin farklı bölgelerini kullanıyorlardı. Örneğin kadınlar ilk randevularındaki İlk kavgalarındaki en ufak detayları dahi unutmazken kocaları bu olayların gerçekleştiğini bile zar zor hatırlıyorlardı. Bunun neden böyle olduğu beynin yapısı ve kimyasıyla ilgiliydi. Erkek ve kadın beyinleri duygularından gelen verileri farklı işliyor. İşitme, görme, hissetme ve başkalarının hissettiklerini değerlendirme biçimleri farklı. Birbirinden farklı olan kadın ve erkek işletim sistemlerinin her ikisi de Uyumlu ve becerikli ama aynı sonuçlara ulaşmayı ve aynı görevleri yerine getirmeyi farklı devreleri kullanarak başarıyorlar. Almanların yaptığı bir çalışmada araştırmacılar üç boyutlu soyut görüntüleri izledikleri kadın ve erkek beyinlerinin taramalarını yaptılar. Performans olarak erkek ve kadınlar arasında fark yoktu. Ama beyinlerin verileri işleme süreçlerinde cinsel içerikli beyin devrelerinde belirgin farklar gözlendi. Kadınların beyinleri görsel tanımaları işleyen beyin kanallarını titreterek görüntüleri zihinlerinde canlandırmakta erkeklere nazaran daha fazla zaman harcıyorlardı. Bu gerçek kadınların aynı çözüme ulaşmakta erkeklerden daha fazla zaman harcamaları anlamına geliyordu. Aynı zamanda gösteriyordu ki kadınlar da erkeklerin gerçekleştirdiği bütün görevlerini yerine getirebiliyor, sadece bunu farklı beyin devrelerinden yararlanarak gerçekleştiriyorlardı. Bir MRI taraması mikroskop altında incelediğinde kadın ve erkek beyinleri arasındaki farklar çok karışık ve dağınık görünür. Beynin işitme ve dil merkezlerinde örneğin kadınlar erkeklerle kıyasla %11 daha fazla nörona sahiptirler. Duygu ve hafıza merkezi hipokampus aynı konuşulan dili işlemeye ve başkalarının duygularını gözlemlemeye yönelik beyin devreleri gibi kadınlarda daha geniştir. Bu kadınların genel olarak duygularını ifade etme ve duygusal olayların detaylarını hatırlamada daha iyi oldukları anlamına geliyordu. Erkeklerse tam aksine Cinsel eğilimler, saldırganlık ve aksiyonla ilgili beyin işlevlerini idare eden bölümlerde kadınlara kıyasla iki buçuk kat daha büyük bir alanı kullanıyorlar. Bir erkeğin beyninde ortalama 52 saniyede bir cinsellikle ilgili bir düşünce geçiyor. Kadınlardaysa bu rakam günde bir, o da ateşli olduğu bazı dönemlerde belki iki ya da üç, en fazla dört. Yapılan bir çalışmada bir erkek ve kadın konuşma yaparken beyinlerin taraması yapıldı. Erkeğin beyninin cinsellikle ilgili kısımları anında ışıldamaya başladı. Erkek durumu potansiyel cinsel bir randevu olarak değerlendiriyordu. Kadın beyninin cinsellikle ilgili bölümlerinde hareketlenme olmadı kadın beni durumu birbiriyle konuşan iki insan olarak değerlendirdi erkekler aynı zamanda beyninin korku ve şiddet eğilimlerini kontrol eden en ilkel bölümünün merkezinde yani amigdala daha geniş işlemcilere sahiptirler bu nedenle kadınlar kavgadan kaçınmak için her yolu denerken bazı erkekler hiçbir şey yoksa bir anda yumruk yumruğa dövüşmeye başlayabiliyorlar ama çatışmalardan doğan psikoloji gerilim kadın beyninde daha derinlerdeki bölümlerde işleniyor. Bu tepkiler kadın beyninin bahsi geçen türde basit durumlar karşısında ailesinin hayatı tehlikedeymiş gibi reaksiyon göstermesine yol açabiliyor. Erkek beyni gerçekten aniden ortaya çıkan fiziksel ve tehlikeler söz konusu olmadığı sürece bu tepkiyi vermeyecektir. Bunun için biyolojik dürtüler bugün durumumuzu anlamanın ve başarıya giden yolun anahtarlarıdır. Eğer beynin biyolojik durumunun tepkilerinizi kontrol ettiğini farkındaysanız harekete geçmemeyi tercih edebilir ya da doğru olduğunu hissettiğinizden daha farklı bir karşılık vermeyi seçebilirsiniz. Ancak öncelikle kadın beyninin yapısının nasıl oluştuğunu, evrim, biyoloji ve kültür tarafından nasıl şekillendirildiğini anlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu bilgi olmadan biyoloji kader haline gelir ve karşısında bizler çaresiz kalırız. Biyoloji karakterlerimizin ve davranışlarımızla ilgili eğitimlerimizin ana temelini oluşturur. Ama özgür irade ve politik olarak doğru davranmak adına biyolojinin beyin üzerindeki etkisini görmezden gelmeyi deniyoruz, kısaca kendi doğamızla savaşıyoruz. Eğer biyolojimizin vücudumuzdaki cinsellik hormonları gibi başka faktörlerden de etkilendiğini kabullenecek olursak bizi kontrol edecek olan sabitlenmiş bir gerçeklik oluşturmasını engelleyebiliriz. Beyin hiçbir şey değilse bile yetenekli bir öğrenme makinesidir. Hiçbir şey sabit değildir. Biyoloji güçlü bir etkendir ama bizi kendi gerçeğine hapsedemez. Bu gerçekliği aşıp zekamızı ve kararlarımızı kullanarak hem kutlama yapabilir hem de cinsellik hormonlarının beynimiz üzerinde davranış, gerçeklik, yaratıcılık ve kaderimiz konusundaki etkilerini değiştirebiliriz. Kadınlar ve erkekler ortalama olarak aynı zekaya sahiptirler, ama kadın beyninin gerçekliği çoğunlukla matematik ve bilim gibi bazı alanlarda daha az yetenekli görünmesine neden olur. 2005 yılının Ocak ayında Harvard Üniversitesi Başkanı Lauren Summers, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Bürosu'nda yaptığı bir konuşmayla meslektaşlarını ve halkı şaşırtarak kızdırmıştı. Görünen o ki, insani vasıfların bir çoğuyla ilgili olarak matematiksel yetenek, bilimsel yetenek, farkın ne olduğu bakış açısına bağlı olarak değişse bile ki tartışmalı, standart yöntemler söz konusu olduğu için kadın ve erkek nüfusunun yetenekleri arasında fark vardır. Ve şu da bir gerçek ki, sözü geçen ya da geçmeyen vasıflar ve yönelimler kültür tarafından mantık çerçevesinde belirtilmişlerdir. Halk, onun bu nedenle kadınların doğuştan matematik ve bilimsel için erkeklerden daha az uygun olduklarını söylediğini zanetmişti. Son araştırmaların ışığında Summers hem haklı hem haksızdı. Artık kızlar ve erkekler 10 yaşına bastıklarında matematiksel ve bilimsel kapasitelerinde hiçbir fark olmadığını biliyoruz. Hatalı olduğu nokta buydu. Ama östrojen kadın beynine hücum etmeye başladığı anda kadınlar duygularına ve iletişime yoğunlaşır. Bu sırada testosteron tarafından ele geçirilen erkek beyni iletişime kapalı ve rakabeti saplantılı hale getiriyor. Kızlar ve erkekler kariyerlerine karar verme noktasına geldiklerinde kızlar daha ciddi ve yalnız çalışma gerektiren, insanlarla az iletişim içinde olunan konulara ilgilerini yitirmiş oluyorlar. Erkekler bu konuda çok daha rahattır. Hastalarımdan Cina erken yaşlardan itibaren matematiğe özel bir yeteneği vardı. Mühendis oldu. 28 yaşına geldiğinde insanlarla daha iç iş içe olabileceği ve aynı zamanda bir aile hayatı kurmasına izin verilecek bir meslek edinme arzusuyla boğuşmaya başladı. Mühendislik sorularını çözmek gibi zeka gerektiren problemlerle uğraşmaktan zevk alıyordu ama insanlarla gündelik teması kaybettiği için kariyer değişikliğini düşünüyordu. Bu kadınlarda çok rastlanan bir çelişkidir. Arkadaşım ve bilim adamı olan Kari Berkman bana birçok zeki kız arkadaşının bilimi daha sosyal alanlarda çalışmak için bıraktıklarını söyledi. Bunlar değerle ilgili kararlardır. Ve kadın beynini bağlantı kurmak ve iletişime geçme gibi yöntemlere iten hormonların etkileriyle şekillenir. Az sayıda kadının bilime atılmasının ardından yatan gerçek ise kadın beyninin matematiğe ve bilime olan yetkinliğiyle alakasızdır. Bu nokta Summers'ın gerçekten hatalı olduğu noktaydı. Üst düzey bilimde ve mühendisliklerle ilgili pozisyonlarda çok az kadın olduğu konusunda haklıydı. Ama yetersizlik nedeniyle kadınların bu bölümleri seçmediklerini ima etmesi ölümcül bir hataydı. Kadın beyni inanılmaz yeteneklerle donatılmıştır. Sosyal yetenekler, derin arkadaşlık bağları kurabilmek, yüzleri okuma konusunda neredeyse pisişik bir kapasite ve çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma yeteneği, bütün bunlar kadın beyninin yapısında yer alır. Kadınlar bütün bu yeteneklere doğarken doğruyu söyleme gerekirse çoğu erkek bunlardan mahrumdur. 20 yıl boyunca kadın hastalarımı tedavi ederken kadın beyninin yapısı ve kadın davranışları üzerinde bilgimi geliştirdim. Var olan araştırmalar ancak yeni milenyuma geldiğimizde kadın beyninin yapısının, kimyasının, işleyişinin, davranışlarını, düşünce biçimini, enerjisini, cinsel eğilimlerini ve ruh halini nasıl etkilediği konusuna yönlendiler. Bu kitap kadın beyni ve davranış biçimleri üzerine yapılan araştırmalar konusunda bir kullanma kılavuzudur. Kadın davranışlarının doğasını çözmek, primatlar üzerinde yapılan araştırmaları, hayvan incelemelerini, çocuklar üzerine yapılan gözlemleri ele almaktadır. Ve belirli davranış biçimlerinin doğa ve beslenme yoluyla nasıl kadın beyninin içine yerleştiği ile ilgili yanıtların arayışı içindedir. Bütün bu ilerlemeler nedeniyle yeni bir çağa giriyoruz. Ve en sonunda kadınlar kendi farklı biyolojilerini ve bu biyolojinin hayatlarını nasıl etkilediğini anlayabilecekler. Benim görevim konuyla ilgilenen psikolog öğretmen, doktor, hemşire ve ezacıları eğitmek oldu. Ve onlar da aldıkları eğitimle kendilerine başvuran birçok kadın ve genç kıza yardımcı oldular. Kadınlar ve genç kızları özgün beyin istemleri konusunda eğitmek adına önüme çıkan bütün fırsatları değerlendirdim. Ve her yaşta olabildiğince iyi durumda olmaları için elimden geleni yaptım. Ümidim klinikten ulaşamayacağım birçok kadın ve genç kızın bu kitaptan yararlanabilmeleri ve kadın beyninin gerçekten olduğu gibi harika ve yetenekli bir enstrüman olduğunun anlaşılmasıdır. 1. Kadın Beyninin Doğuşu. Leyla, oyun parkında dolaşan, tanıdığı tanımadığı bütün çocuklarla konuşan aktif bir çocuktu. İki üç kelimeden oluşan cümleleri kurabildiği halde bulaşıcı gülümsemesini ve empati yaratan baş sallamalarını kullanarak iletişim kurardı. Ve iletişim kurmayı gerçekten başarırdı. Diğer küçük kızlar gibi önce Dali dedi, sonra alışveriş dedi ve sırasıyla diğeri. İğne başı büyüklüğünde bir topluluk oluşturuyordu. Sohbet ediyor, oyunlar oynuyor ve hayali aileler kuruyorlardı. Leyla, oyun sahasında yanına geldiği zamanlarda kuzeni Joseph'i görmekte mutlu olurdu. Ama mutluluğu uzun sürmezdi. Joseph, o ve arkadaşlarının ev yapmakta kullandıkları bloklardan birini aldı, bir roket yapmak istiyordu ve tek başına yaptı. Bu arada arkadaşları Leyla ve arkadaşlarının birlikte yaptıkları her şeyi harap ederlerdi. Oğlanlar kızları iterler, sırayla oynamayı reddederler ve bir kızın durmaları ya da bir oyuncağı geri vermeleri konusundaki sözlerini duymazdan gelirler. Sabah sona ererken Leyla diğer kızlarla beraber oyun alanının diğer ucuna çekildi. Birlikte sessiz, sakin, evcilik oynamak istiyordu. Buradaki örnek sağduyu bize kız ve erkek çocuklarının farklı olduğunu söyler. Her gün evde, parkta, sınıflarda bunun böyle olduğunu görüyoruz. Ama kültürün bize söylemediği onlara farklı davranmalarını söyleyenin beyinleri olduğudur. Çocukların dürtüleri o kadar içgüdüseldir ki biz yetişkinler farklı bir yöne çekmeye çalışırken bile ortaya çıkabiliyorlar. Hastalarımdan biri 3,5 yaşındaki kızına birçok unisex oyuncak verdi. Bunlardan biri de oyuncak bebek yerine verdiği kırmızı itfaiye arabasıydı. Bir gün kızının odasına girdiğinde kızını itfaiye arabasını Bebek beşiği içinde battaniyeye sarmış üzülme arabacık her şey yoluna girecek diyerek bir ileri bir geri salladığını gördü. Bu sosyalleşmek değildi. O küçük kızın unisex beyni çevresinden etkilendiği için itfaya arabasını bebek battaniyesine sarmadı. Unisex beyin diye bir şey yoktur. O kendi dürtüleriyle gelin bir dişi beyinle doğdu. Kızlar kız olarak erkekler de erkek olarak çoktan şekillenmişlerdi. Doğdukları andan itibaren beyinleri birbirinden farklıdır ve beyinleri, dürtülerini, değer yargılarını ve gerçekliklerini kontrol eder. Beyin, görme, işitme, koklama ve tat biçimimizi şekillendirir. Sinirler duyu organımızdan doğrudan beynimize gider ve bütün yorumlama işini beyin yapar. Örneğin, kafaya inen ve doğru yeri tuturan bir darbe, koku almayacağınız ya da tat almayacağınız anlamına gelebilir. Ama beyin bundan çok fazlasını yapar. Dünyayı nasıl kavramlara dönüştürdüğümüzü belirler. Birinin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu düşündüğümüzü, bugün havadan hoşlanıp hoşlanmayacağımızı ya da bugünün işlerini halledip etmeyeceğimizi belirler. Bunu bilmek için nörolojik bilimlerle ilgili eğitim almanız gerekmiyor. Kendinizi biraz kötü hissettiğiniz bir zamanda bir parça çikolata veya bir kadeh şarap ruh halinizin değişmesini sağlayabilir. Gri, bulutlu bir gün parlak bir güne dönüşebilir ya da sevilen birisiyle yapılan rahatsız edici bir tartışma ortadan kalkabilir. Çünkü bu maddeler içindeki kimyasallar beyni etkiler. Gerçekliğiniz bir anda değişebilir. Eğer beyindeki kimyasallar farklı gerçeklikler yaratabiliyorsa, o zaman iki beyin farklı yapıya sahip olduklarında neler olur? Her ikisinin gerçeklikle farklı olacağı konusunda hiç şüphe yok. Beyin hasarları, inmeler, lobotomi ve kafa yaralanmaları kişinin hayatında neyin önemli olduğunu değiştirebilir. Hatta kişinin karakterini saldırgandan yumuşağa, ılımlıya çevirebilir. Ama zaten bizler aynı beyin yapısıyla hayata başlamıyoruz. Kadınların ve erkeklerin beyinleri, doğaları gereği farklıdır. Bunu düşünün. Bir beyindeki iletişim merkezi diğerinkinden büyükse ne olur? Duygusal hafıza merkezi diğerinden daha büyükse ne olur? Bir beyin insanların surat ifadelerindeki ipuçlarını diğerinden daha iyi okuma yeteneği geliştirebiliyorsa ne olur? Bu durumda siz gerçekliği tarafından iletişim, bağlantı kurma, duygusal hassaslık ve sorumluluğun temel değerler olduğu söylenen biri olacaksınız. Bu kişi bu değerleri diğerlerinden daha ön planda tutacaktır ve bu değerlerin önemini anlamayan bir beyne sahip olan insanlardan uzaklaşacaktır. Özünde kadın beynine sahip biri olacaktır. Kısacası bizler yani doktorlar ve bilim adamları cinsiyetlerin insanlar tarafından kültürleri çerçevesinde yaratılmış kavramlar olduklarını, hayvanlar için geçerli olmadıklarını düşünürdük. Tıp okulunda okuduğum 1970 ve 80'lerde hayvan beyninin dişi ve erkeklerde farklı geliştiği ve hayvan beynine bağlayabileceğimiz kükreme, besleme gibi bu özellikleri kontrol eden dürtülerinin farklı olduğu ortaya konulduysa da bize çocuklukla insanlardaki cinsiyet ayrımının ailelerinin ve o çocukların kız ya da erkek olarak yetiştirmelerinden kaynaklandığı üretildi. Bugün bunun tamamen doğru olmadığını biliyoruz ve geriye her şeyin başladığı noktaya giderek görüntü daha da netleşecek. Diyelim ki vajinal kanaldan geçen bir mikro kapsül olduğunuzu düşünün. Sevikse doğru sprem tsunamisinin en önünde ilerlemeye çalışıyorsunuz. Uterus'a girdiğiniz andan içeri girebilecek kadar güçlü, şanslı spremi bekleyen o dev döllenmiş bir yumurta göreceksiniz. Ve içeri giren sprem ya değil de X kromozu taşıyor. İşte döllenmiş olan yumurta bir kız. 38 haftalık bir sürecin sonunda bu iğne başı büyüklüğündeki hücre grubunun büyüklüğünü 4 kiloluk annesinin vücudu dışında yaşamak için gerekli mekanizmayı geliştirmiş bir kız haline geldiğini görebileceksiniz. Ama beyninin cinsiyet merkezinin devrelerindeki gelişimin çoğu hamileliğin ilk 18 haftası içinde tamamlanır. 8 haftalık olana kadar bütün fetüs beyinleri kadın beyni gibi görünür. Bu dişi doğanın başlangıç halidir. Eğer bir kadın ve erkek beynini gelişirken izler ve zaman içindeki değişimleri fotoğraflarsanız, diyaframlarının genel ve seks hormonları tarafından oluşturulan mavi çizgilerle belirdiğini görürsünüz. 8. haftada başlayan devasa bir testosteron seli, iletişim merkezindeki hücrelerin bir kısmını öldürerek bu unisex beyni erkek beynine döndürür. Aynı süreçte saldırganlık ve cinsellik hücrelerinde de artış görülür. Eğer bu testosteron seli gerçekleşmezse kadın beyni değişmeden büyümesini sürdürür. Fetus halindeki dişi beynin hücreleri duygusal gelişimi de belirli iletişim ve bağlantı merkezlerinde yoğunlaşırlar. Fetusun bu gelişimi bizi nasıl etkiler? Öncelikle geniş iletişim merkezi nedeniyle kız çocuk büyüdükçe erkek kardeşlerinden daha konuşkan olacaktır. Erkekler günde ortalama 7.000 kelime kullanırken kadınların kullandığı kelime sayısı 20 bindir. Bir diğer etkisi ise doğal biyolojik kaderimizi belirlemesidir. Duyguları okumak, gerçeği okumaktır. Kadın beyninin geliştirdiği ilk becerilerden biri yüzleri okumaktır. Kara benim eski öğrencilerimden biriydi. Bebeği Leyla'yı düzenli olarak ziyaretimize getirirdi. Leyla'nın büyüyüp değişmesini, gelişmesini izlemeyi severdik. Ve bebekliğinden anaokulu çağına gelene kadar hemen her dönemini gördük. Daha birkaç haftalıkken Leyla önüne beliren her yüzü öğrenmeye çalışırdı. Personelin ve ben birçok kez onunla göz göze geldik ve kısa süre sonra bize gülümsemeye başladı. Birbirimizin seslerini ve yüz ifadelerini taklit ettik ve bu şekilde onunla bağ kurmak güzeldi onu benimle eve götürmek istedim özellikle oğlumla aynı deneyimi yaşamış olduğumuz için bu kız bebeğinin bana bakmak istemesinden çok hoşlanıyordum ve oğlumun da yüzümle bu kadar ilgileniyor olmasını çok isterdim o tam aksi bir şeydi geri kalan her şeye bakıyordu örneğin hareket eden şeyler ışıklar kapı kolları ama bana değil göz teması kurmak yapılacak ilginç işler listesinin en alt sıralarındaydı Tıp okulunda bütün bebeklerin karşılıklı bakışmaya ihtiyaçları olduğunu öğrenmiştim. Çünkü bu anne çocuk bağını kurmanın önemli adımlarından biriydi. Ve aylarca oğlumda bir şeylerin korkunç ölçüde yanlış olduğunu düşündüm. O zamanlar cinsiyet tarafından belirlenen farklarla ilgili bir şey bilinmiyordu. Bütün bebeklerin yüzlere bakmaktan hoşlandıkları düşünülüyordu. Ama sonuçta ortaya çıktı ki eğitimin bu erken aşamalarıyla ilgili teoriler aslında kadınlar temel alınarak hazırlanmıştı. Erkek çocuklar değil. Kız çocuklar karşılıklı bakışmaya açıktılar. Kızlar beyinlerindeki iletişim, gözlemleme ve duyguları işleme merkezini küçülten testosteron akımını yaşamıyorlardı. Bu nedenle de bu alanlardaki yeteneklerini geliştirme potansiyelleri erkek çocuklardan fazlaydı. Hayatın ilk üç ayında kız bebeğin göz teması kurma ve bakışma yeteneği %400 oranında artıyor. Oysa bir erkek bebeğin yüz ifadelerindeki gelişimde bu süreç içinde hiçbir ilerleme oluşturmuyordu. Kız bebekler duygusal ifadelere meyilli doğarlar. Bir bakıştan, dokunuştan, çevrelerindeki iletişime geçtikleri insanların tepkilerinden anlam çıkartırlar. Bu ipuçlarından yola çıkarak değerli, sevilebilir ya da can sıkıcı olduklarına karar verirler. Ama yüzdeki ifadeleri oluşturan işaretleri ortadan kaldırdığımızda kadın beyninin gerçeği belirlemedeki temel taşlarını da ortadan kaldırmış oluruz. Mimle kendini anlatmaya çalışan bir kız çocuğunu izleyin. Bir ifadeyi sağlamak için elinden gelen her hareketi yapacaktır. Küçük kızlar ifadesiz yüzleri yok sayamaz. Kendilerine yönelik ifadesiz bir yüzü yanlış bir şey yaptıkları yönünde bir işaret olarak yorumlar. Tıpkı frisbee'yi kovalayan bir köpek gibi. Küçük kızlar da bir karşılık alana kadar yüzlerin peşinde koşacaktır. Kızlar eğer doğru hareket ederlerse bekledikleri karşılığı alabileceklerini düşünür. Bu yetişkin bir kadını narsist ya da duygusal anlamda uygun olmayan bir erkeğin peşinden koşmaya sürükleyen itkiyle aynı itkidir. Eğer doğru hareket edersem, doğru sözleri söylersem beni sevecektir. Depresyondaki bir annenin ifadesiz yüzünün ya da gereğinden fazla botoks yapmış bir annenin yüzünün kız çocuğu üzerindeki olumsuz etkisini tahmin edebilirsiniz yüz ifadelerinin eksikliği kız çocukları için kafa karıştırıcıdır ve hatta beklediği tepkiyi alamadığı hak ettiği ilgiyi göremediğini düşündüğü için annesinin onu aslında sevmediğini düşünmeye kadar götürebilir enerjisini sonunda kendisine daha fazla tepki veren yüzlere yönlendirecektir kız ya da erkek çocuk yetiştirmiş ya da yetişmelerini izlemiş herkes farklı biçimde geliştiklerini gözlemleyebilir Kız çocukları özellikle duygusal anlamda bağlanmaya erkek çocuklardan çok daha yatkındırlar. Ama psikoanalitik teoriler cinsiyet ayrımının getirdiği bu niteliği yanlış yorumlayarak kız çocuklarının bakışmalara ve tepkilere olan hevesini daha muhtaç olmak olarak değerlendirir. Sürekli ihtiyaç içinde olma haline bağlar ve onların annelerine karşı daha zayıf anneden gelecek ilgiye arsız oldukları sonucuna varırlar. Bakışma isteği, zayıf ya da muhtaç olduğu anlamına asla gelmez. Doğuştan gelen gözlemleme yeteneğinin bir işaretidir. İşte bu yetenek doğumda erkeklerinkinden daha olgun olan beynin işaretidir. Ve kız çocuğunun beyninin bir ya da iki yıl farkla daha hızlı geliştiğini gösterir. Empati İletişim ve duygusal yeteneklerin erken gelişmesi kız bebeğin davranışlarından hemen hissedilir. Yıllar sonra Kara onu kucağına aldığında oğlunun neden eskiden kızı Leyla'da olduğu gibi hemen sessizleşmediğini anlamıyordu. Bunu farklı bir karakterin göstergesi olduğunu zannediyordu. Oysa büyük bir ihtimalle bu davranış farklılığını açıklayan en önemli etken empati kurma yeteneğini de belirleyen cinsiyet farkıydı. Kız bebek için annesiyle bağlantıya geçmek hissettiklerini anlamak daha kolaydır ve yatıştırıcı davranışlara çok daha erken tepki verir. Ağlamayı ve bağırmayı hemen bırakır. Bu gözlemler Harvard Tıp Fakültesinde yapılan bir çalışmada elde edilmiştir. Kız bebekler annelerini anlama konusunda erkek bebeklerden daha iyidir başka bir çalışma yeni doğan dişilerin 24 saatlik olduktan sonra diğer bebeklerin stresten kaynaklanan ağlamalarına ve yüz ifadelerine daha fazla tepki verdiklerini gösterdi. Kızlar daha bir yıllık gibi erken bir zamanda başkalarındaki gerilim belirtilerine tepki vermeye başlar. Özellikle mutsuz ya da acı çeken insanlara tepki verir. Bir gün kendimi biraz mutsuz hissediyordum. Bundan Kara'ya bahsettim. 18 aylık olan Leyla ses tonumu yakaladı kucağıma tırmanıp kulaklarımla, saçlarımla, gözlerimle oynamaya başladı. Yüzümü ellerine aldı ve doğrudan gözlerimin içine baktı. Anında kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Bu küçük kız ne yaptığını tam olarak biliyordu. O dönemde Leyla bebek ergenliği olarak adlandırılan hormonsal dönemden geçiyordu. Bu dönem erkek çocuklarda sadece 9 ay sürer ama kızlar için 24 ay uzunluğundadır. Bu dönemde yumurtalıklar çok yüksek miktarlarda östrojen üretmeye başlar. Neredeyse yetişkin bir kadındaki kadar. Bu östrojen kız bebeğin beynine hücum eder. Bilim adamları bebekteki bu östrojen akımının yumurtalıkların gelişmesi için önemli olduğunu düşündükleri gibi aynı zamanda östrojen beynin üreme yetisini oluşturmasını sağlar. Ama bu yüksek miktardaki östrojen aynı zamanda beyinde daha hızlı gelişmeye yol açar beyin büyür ve nöron üremeye başlar. Kız bebeğin gözlemleme, hissetme, iletişim merkezi daha da gelişir. Östrojen, kız çocuğun beyin devrelerinde o döneme kadar geliştirdiği yeteneklerde uzmanlaşmasını, sosyal nuanslar fark etmesini ve cinsel kimliğini, doğurganlığını geliştirmesini sağlar. İşte bu yüzden kız bebekler daha bebek beziyle dolaşmayı bırakmamışken bile bu nedenle bu kadar duygusal ve olumlu olarak gelişmişlerdir. Anneden genlerden fazlasını miras almak. Gözlemleme ve duygusal ipuçlarını yakalama yeteneği sayesinde kız çocuğu aslında annesinin sinir sistemini kendisine kopyalar. Şili bana geldiğinde çocuklarıyla uğraşabilmek için yardımımı istiyordu. İlk kocasından iki kızı vardı, Liz ve Jennifer. Liz doğduğunda Şili hala mutluydu ve evliliği yolunda gidiyordu. Kendine iyi bakan ve ilgisini çocuğuna yönlendiren bir anneydi. Jennifer doğduğunda ise daha 18 ay geçmeden koşullar tamamen değişmiş, kocası umursamaz biri haline gelmişti. Sheila kocasının başka kadınlarla ilişkileri yüzünden çok acı çekiyordu. İşler daha da kötüye gitti. Sheila'nın sadakatsiz kocasının güçlü ve zengin bir babası vardı. Ve eğer kocasını terk etmeyi denerse, ya da başka bir eyalete olan kendi ailesinin yanına taşımayı düşünürse çocukları kaçırtacağını söylüyordu. Jennifer çocukluğunu bu gergin ortamda yaşadı ve daha 6 yaşına gelmeden çevresindeki herkesten şüphelenmeye başladı. Annesi ikinci kez evlendiği zaman ablasına defalarca yeni ve sevgi doğru bu üvey babalarının annelerini kesinlikle aldattığını söyledi. Jennifer bundan emindi ve şüphelerini dile getirmeyi sürdürdü. Liz en sonunda annelerine giderek bunun doğru olup olmadığını sordu üvey babaları aldatacak tipte bir adam değildi ve Sheila bunu biliyordu anlayamadığı neden küçük kızının son derece takıntılı bir biçimde bu fikre saplanmış olduğu yeni kocasının sadakatsiz olduğunu düşündüydü Jennifer sadece annesinin önceki yıllardaki güvensiz gerçekliğinin oluşturduğu sinir yapısının bir kopyasını ele geçirmişti bu nedenle de çevresindeki herkes ona güvenilmez ve tehdit unsuru olarak görünüyordu. İki kardeş farklı koşullarda yetişmişler ve bir kızın beyin devreleri ona bakan, ilgi gösteren anne tarafından şekillendirilirken, diğeri gergin ve sinirli bir anneyle büyümüştü. Kız çocukları hayatlarının ilk iki yaşında şahit oldukları, sindirdikleri, sinir sistemi çevreleri onların gerçeği nasıl yorumladıklarını hayatlarının sonuna kadar etkiliyor. Memelilerde yapılan araştırmalar göstermektedir ki, sakin bir çevre içerisinde mi yoksa gergin bir ortamda mı büyüdüğü jenerasyonlar boyunca aileyi etkileyebilir. Michael May'in grubunun yaptığı araştırmalar, dişilerin, kişiliklerinin ve davranışlarının, annelerinin ne kadar sevecen ve sakin olduğuyla doğru orantılı olarak değiştiğini göstermiştir. Bu ilişkinin doğruluğu primatlar kadar insanlar üzerinde yapılan deneyimlerle de ispatlanmıştır. Gergin anneler genelde daha az sevecen olurlar ve onların gergin sinir sistemlerini hisseden kız çocuklarının gerçeği algılamaları da değişir. İşte bu olay doğuştan ne bildiğiyle ilgili değil. Nörolojik düzlemde hücresel mikro devreler aracılığıyla neyin sindirildiğiyle ilgilidir. Bu iki kız kardeşin nasıl olup da birbirinden tamamen farklı göründüklerini açıklayabilir. Görünüşe göre oğlan çocukları annelerinin sinir sistemiyle bu kadar etkileşim içine girmiyorlar. Nörolojik etkileşim hamilelik sırasında başlar. Hamilelik sırasında yaşanan gerilim duygusal ve stres hormonu reaksiyonlarına yol açar. Bu etki denek olarak kullanılan keçi yavrularında gözlemlenmiştir. Stres altındaki kız bebekler çok daha kolay ağlama eğiliminde olur. Genelde sakin değildir ve doğumdan hemen sonra aynı koşullardan gelen erkek bebeklerden daha gergin oldukları görülür. Hamilelik döneminde strese tabi olan kız bebekler olmayanlara göre çok daha fazla duygusal gelirim belirtisi göstermiştir. Yani dünyaya gelmeyi planlayan bir kız çocuğuysanız gergin olmayan, sakin bir ev hayatı, sevdiği bir partneri ve kendisini destekleyecek bir ailesi olan bir anneyi seçmeye özen gösterin. Ve eğer hamile bir anneyseniz rahatlamaya çalışın ki kızınızla büyüyünce rahatlamayı başarabilen biri olsun. Kavga etmeyin. Peki neden kız çocukları yüzleri okumak, ses tonlarındaki duygulardan kaynaklanan değişimleri fark etmek ve başkalarındaki sözlerle ifade edilmeyen ipuçlarını yakalama konusunda bu kadar yetenekli bir makine olarak dünyaya geliyor? Düşünün. Böyle bir makine ancak iletişim kurmak için yaratılmıştır. Kız beyninin temel işlevi budur ve kadınları doğumlarından itibaren bunu gerçekleştirmeye yönlendirir. Bu binlerce yıllık evrimsel gelişmenin sonucudur ve bir zamanlar olduğu gibi ve bugün de hayatı idame ettirebilmek, hayatta kalmak adına büyük önem taşır. Eğer yüzleri ve ses tonlarını okuyabilirseniz, bir bebeğin neye ihtiyacı olduğunu anlayabilirsiniz. Sizden daha büyük, daha saldırgan olan erkeğin ne yapacağını önceden kestirebilirsiniz. Eğer bir kız çocuğuysanız, sosyal armoniyi koruduğunuzdan emin olmaya programlanmışsınızdır. Beyin için 20. yüzyılda artık bu kadar önemli olmasa bile bu emniyet hissine sahip olmak ölüm kalım meselesidir. Bunu iki buçuk yaşındaki iki kız çocuklarında gözlemleyebiliyoruz. Her sabah kızlar birbirinin giysi dolabına tırmanıp asılı olan giysileri alır. Birinin pembe iki parçalı kıyafeti var. Diğerinde ise yeşil bir iki parçalı kıyafet giyiyor. Anneleri ne zaman birbirinin giysilerini giydiklerini görse kıkırdamadan yapamıyordu. İkizler bunu kavga etmeden yapıyorlar. Senin pembe pantolonunu ödünç alabilir miyim? Daha sonra geri vereceğim. Sen de benim yeşil pantolonumu alabilirsin. Genelde kurdukları diyaloğa bir örnektir bu. Eğer ikizlerden biri erkek olsaydı bu senaryo asla böyle olmayacaktı. Erkek çocuk giymek istediği tişörtü kapardı ve kız kardeşi onunla konuşmayı denese bile ilgilenmezdi. İşin sonunda kız kardeş erkek kardeşinin iletişim yeteneği kendisi kadar gelişmediğini anladığı için gözyaşlarına boğulacaktı. Testosterona boğulmamış, östrojen hakimiyetindeki tipi kızlar uyumlu ilişkiler kurmaya ve kurdukları ilişkilerdeki ahengi korumaya özen gösterir. Erken dönemlerinden itibaren barışçıl insan ilişkilerinden oluşan düzlemlerinde rahat ve çok mutludurlar. Çatışmalardan kaçırmaya çalışır çünkü bu onaylama sevecenlik ve iletişim içinde olma ihtiyaçlarıyla çelişir. Kızların beynindeki 24 aylık östrojen banyosuyla geçen bebek ergenliği dönemi iletişime dayalı sosyal bağlar kurma isteği daha da güçlendirir. Leyla ve oyun arkadaşlarının parkta oynarken başlarına gelen de budur. Tanışmalarından daha birkaç dakika sonra birbirine oyunlar önerir, birlikte çalışır ve küçük bir topluluk oluşturur. Paylaşmaya ve arkadaşlık ihtimaline açık ortak bir taban geliştirirler. Peki Joseph'in gürültülü girişini hatırlıyor musunuz? Bu genellikle günü mahveder ve kızların beyinleri tarafından aranan uyumu bozacaktır. Aslında kızlar bir sonuca ulaşmak için doğrudan ne yapmak istediklerini söylemeden başkalarını etkilemeyi çok erken yaşlarda öğrenir. Çalışmalarda da gözlemlediği üzere kızlar toplu olarak kararlara katılır ve gerilimi, çatışmayı ya da statü belirleyici etkenleri ortadan kaldırır çoğunlukla arkadaşlarının önerilerini onaylar ve kendi fikirleri olduğunda bunu çoğunlukla soru yoluyla gündeme getirir örneğin bu oyunda öğretmen olacağım tamam mı genleri ve hormonları beyinlerinde onlara sosyal bağlantılarının ve iletişiminin var olmanın merkezi olduğunu söyleyen bir gerçeklik yaratır erkek çocukları da bu söylemin nasıl kurulacağını çok iyi bilirler İsterlerse kendilerini benzer biçimlerde ifade edebilir. Ama araştırmalar göstermektedir ki çoğunlukla bu yöntemi kullanmazlar. Bunu yerine genelde emretmeye yönelik bir dil kullanmayı tercih ederler. Tehdit ederler. Arkadaşlarının yorumlarını dinlemezler. Bağırırlar. Başkalarının konuşma denemelerini görmezden gelirler. Leyla'nın ağlamaya başlaması Joseph'in oyun alanına gelmesinden kısa süre sonra gerçekleşir. O yaştaki oğlan çocuklar istedikleri şeyi ne olursa olsun almak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceklerdir. Joseph, Leyla'nın oyuncaklarını ne zaman isterse alır ve genelde diğer kızlarla beraber yaptıkları her şeyi dağıtır. Onlar bunu birbirine sürekli olarak yaparlar. Çünkü tartışma çıkmasından çekilmezler. Risk onların umurunda bile değil. Rekabet onların bir parçasıdır ve genelde kızlar tarafından yapılan yorumları ve söylenen sözleri duymazdan gelirler. Testosteron tarafından şekillendirilen erkek beyni, kadın beyniyle benzer biçimde sosyal bağlar kurma arayışına asla girmez. Giremez, sosyal nuansları, algılamamakla ilgili bozukluklar, otizm spektrumları ve Asperger sendromu gibi erkeklerde kızlara oranla 8 kat daha yaygındır. Kadın Beyni Yazar Doktor Luan Brezendini Seslendiren Hanifi Çatal İkinci Bölüm Cinsiyet Eğitimi Cinsel merkezli davranışlarda kesinlikle en büyük rolü doğa oynar. Ama deneyim, pratik yapmak ve başkalarıyla karşılıklı iletişim nöronları ve beynin bağlantılarını şekillendirebilir. Eğer piyano çalmak öğrenmek istiyorsanız pratik yapmanız gerekecektir. Her çalışmanızın ardından beyniniz bu aktiviteyle ilgilenmesi için daha fazla nöronu görevlendirir. En sonunda da bu nöronların izlediği özel döngüler oluşur. Öyle ki piyanonu başına oturduğunuzda çalmak doğanızın bir parçası haline gelecektir. Anne ve baba olarak çocuklarımızın tercihlerine karşılık veririz. Aktiviteyi bazen hiç farkında olmadan annenin refleks olarak kullandığı gülümsemesini tekrarlarız bu tekrarlar bebeğin karşısına çıkan her veriyi işleyen ve ilgisini çeken her şeye karşılık veren beyindeki nöron döngülerini güçlendirir bu devreler geliştikçe çocuk cinsiyetle ilgili gelenekleri öğrenir küçük kızlar yüz ifadelerine çok iyi yanıt verdiklerinden anne ve baba yüz ifadelerini çeşitlendirdikçe karşılık vermekte daha iyi olması kaçınılmazdır yüz ifadelerini öğrenmekle ilgili yeteneklerini geliştirebileceği her aktivite ona çekici gelecektir ve beyni bu aktivite için gittikçe daha fazla nöron görevlendirecektir. Cinsiyet eğitimi ve biyoloji bizi biz yapmak konusunda işbirliği yaparlar. Yetişkinlerin kızların ve erkeklerin nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili beklentileri beyindeki döngülerin şekillenmesinde önemli rol oynar. Ve eğer Wendy kızı Samata'ya kendisinin kızların daha narin, erkeklerden daha az maceracı olduklarıyla ilgili ön yargılarını dayatmasaydı, kızının hayatını zehir edebilirdi. İlk karşılaşmamızda Wendy bana kızının cimnastik salonunda ipe e ilk kez tek başına tırmanırken sanki izin almak ister gibi kendisine baktığını söyledi. Eğer annesinin yüzünde onaylanmayan ya da korkan bir ifade görseydi büyük ihtimalle bir daha tırmanmazdı aşağı iner ve annesinden yardım isterdi. Kızların yüzde yaptığı gibi Wendy'nin oğlu ise o yaştayken asla annesinin ne düşündüğüne bakmakla uğraşmazdı. Beyin oluşumundaki ilk unsur açıkça genler ve hormonlar olmasına rağmen beynin şekillenmesi sürecinde ilerleyen noktalarda devreye giren insanlarla ve çevrelerle etkileşim gibi bu faktörleri de göz ardı edemeyiz. Annenin ya da bakıcısının ses tonu, dokunuşu ve kelimeleri bir çocuğun beyninin oluşmasına yardımcı oluyor ve çocuk gerçekliğin şekillenmesinden etkileniyor. Bilim adamları bugün bile doğanın bize verdiği beyninin ne kadarını yeniden şekillendirebileceğini tam olarak bilemiyorlar. Genel kanunun aksine bazı araştırmalar kadın ve erkek beyninin çevresel etkenlerden farklı gelişmelere açık olduğunu gösteriyor. 2. Genç kız beyni dram dram ve dram genç kızın hayatında ve genç kızın beyninde olan budur Anne kesinlikle okula gidemem Brian'ın benden hoşlandığını öğrendim ve suratımda kocaman bir sivilce var üstelik de geçmiyor of bu halde nasıl okula gidebilirim Peki ya ödev size söyledim beni uzakta bir okula göndermeye söz verene kadar tek bir sayfa daha yapmıyorum Sizinle bir dakika daha yaşamak istemiyorum. Hayır, telefonu kapatmayacağım. Henüz konuşmam bitmedi. İki saat olmadı ve telefonumu asla kapatmıyorum. Eğer evinizde bir genç kız beyninin modern versiyonunu yaşıyorsa, karşılaşacağınız budur. Ergenlik dönemleri çalkantılı zamanlardır. Genç kız beyni açılır ve düşünme, hissetme, hareket etme görüşünü saplantı haline getirme biçimini belirleyen nöronların devrelerini yeniden düzenler. Beyin kadın olmakla ilgili eski bilgileri açığa çıkartır. Ergenlik sırasında genç kızın bütün var olma nedeni cinsel açıdan arzulanır olmak haline gelir. Kendisini meydandaki çekici kadınların görüntüleriyle kıyaslayarak değerlendirmeye başlar. Beynin durumu eski genetik dişi beyne akın eden yeni hormonlar tarafından belirlenir. Erkeklerin dikkatini çekmek arkadaşım Shelley'nin kızları için yeni ve heyecan dolu bir kendini ifade etme biçimiydi ve beyinlerine giden yüksek dozdaki östrojen bunu bir saplantı haline getirmelerine yol açıyordu. Sosyal gerilme olan tepkilerini etkileyen hormonlar tavan seviyelerindeydi. Ve bu da birçok aşırı istek ve garip giysi edinmelerine sürekli olarak aynada kendilerine bakmalarına yol açıyordu. Görünüşleriyle aşırı ilgiliydiler Özellikle de gerçek ve fantazi dünyalarını süsleyen erkeklerin bu görüntüyü beğeni beğenmeyeceği, onları çekici bulup bulmayacağı, neyse ki diyor Shelley, evde üç tane banyo var. Çünkü kızları saatler boyunca aynanın karşısında vakit geçiriyorlar. Sivilceleri inceliyorlar, kaşlarını alıyorlar, göğüslerinin büyümesini, kalçalarının küçülmesini diliyorlar. Hepsi de oğlanları etkilemek için. Bütün kızlar medya onların nasıl görünme gerektiğiyle ilgili fikirlerini etkilesin ya da etkilemesin bunu yapacaklardı. Dergi kapaklarında ya da televizyonda bir deri bir kemik manken veya artistleri görmeseler bile beyinlerine akın eden hormonlar beyinlerinin bu güdüleri geliştirmesine yol açacaktı. Oğlanlar çekici olduklarını düşünsün ya da düşünmesin, nasıl göründüklerini saplantı haline getireceklerdi. Çünkü hormonları beyinlerinde erkeklerin onları çekici bulmasını dünyadaki en önemli şey olduğunu söyleyen bir gerçeklik yaratacaktı. Beyinlerin kendilerini yeniden programlamaları çok zordur. Bu nedenle de genç kızlığa geçildiğinde çelişkiler artar. Ve genç kız bağımsızlığı ve kimliği için savaşmaya başladığında daha da gergin hale gelecektir. İyi de nedir bu çelişkiler? Kendilerini kadın yapacak nitelikleri geliştirmektedirler iletişim yetenekleri, sosyal bağlar kurmak ve üreme yetileri. Eğer aileler genç kızın beyninde oluşan bu yeni biyolojik beyin devrelerini kavrarlarsa, kızlarının özgüvenlerinin gelişim sürecini destekleyebilir. Ve en önemlisi de bu zorlu yılları daha rahat atlatabilirler. Östrojen ve Projenteron Dalgaları Çocukluğun sakin denizi artık sona ermiştir. Aileler kendilerini cam kırıkları üzerinde yürür halde buldular. Ani tavır değişiklikleri ve direnç gösteren çocuk. Bütün bu dram çocukluğun sakin dönemi sona erdiği için ortaya çıkar. Kimyasalların beynine hücum etmesiyle çocuklukta kontrol altında tutulan hipotalamik hücrelerin harekete geçtiği kızlar ergenlik çağına girmiştir. Bu hipotalamik hücre salınımı ve yumurtalama sistemini de devreye sokar. Bebek ergenliği döneminden beri ilk kez kızların beyni yüksek östrojen seviyelerine maruz kalır. Aslında kızların beyni ilk kez her ay tekrar edecek olan östrojen, projenteron akımını deneyimlemektir. Bu akımlar günden güne, haftadan haftaya farklılığı gösterecektir. Artan östrojen ve projenteron seviyeleri, önceki dönemlerde bastırılmış olan birçok beyin döngüsüne enerji yüklemeye başlar. Bu yeni hormonal sanılımlar genç kızın kadın beyninin onaylama onaylanmama, kabul ve reddedilme gibi duygusal nuanslara daha duyarlı olmasını garantiler. Kadın vücudu açılırken yeni ortaya çıkan bu cinsel odaklanmayı nasıl yorumlaması gerektiğini bilmeyebilir bu durum onaylanabilir bir durum mu yoksa onaylanamaz bir durum mu göğüsleri doğru mu yoksa yanlış mı bazı günler özgüveni çok güçlü olur bazı günler bir tehdit olarak genç kızın hayatını etkiler Çocukken bir erkeğe kıyasla başkasının ses tonundaki duygusal değişimlerin ve göstergelerin geniş yelpazesini yorumlamakta daha yetkin olan genç kız için bu ayrım daha da keskin hale gelmiştir. Başkalarının ne hissettiğiyle ilgili düşüncelerini belirleyen filtreler artık menstrual döngünün neresinde olduğuyla ilintilidir. Bazı günler bu bilgiler onun özgüveninin güçlenmesini sağlar. Geri kalan zamanlarda ise özgüvenini tamamen yok eder. Ona kot pantolonun fazlasıyla düşük kesimli olduğunu söylediğiniz bir gün sizi tamamen görmezden gelebilir. Ama menstrual döngüsünün başka bir döneminde onu yakalarsanız kendisine fahişe dediğinizi ya da o kot pantolonu giymek için çok şişman olduğunu söylediğinizi bile düşünebilir. Bunu söylemek istememiş olsanız bile beyni söylediğinizi artık böyle yorumlamıştır. Kadın beyninin birçok kısmının öğrenme ve hafıza merkezi olan hipokampus, vücuttaki organları kontrol eden hipotalamus ve duygu merkezi amigdala dahil olmak üzere bu yeni östrojen ve projenteron akımından etkilendiğini biliyoruz. Eleştiriler düşünceyi keskinleştiriyor ve duygusal tepkileri güçlendiriyor. Geç ergenlikten erken dönem yetişkinliğe geçilirken büyük ölçüde şekillenen bu devreler yetişkinliğe ulaştığında sabitleşecektir. Aynı zamanda östrojen ve projenteron akımların erken kadın beynini yetişkin bir kadın beynine dönüştürdüğünü de artık biliyoruz. Özellikle hipokampus gerilime gösterdiği duyarlılıkta ancak menopoza girildiğinde sona erecek. Haftarlık değişimler gösterecektir. Petersburg Psikolojik Araştırmalar Merkezi'ndeki araştırmacılar 7 yaşından 16 yaşına kadar olan normal gençler üzerinde bir çalışma yaptılar. Günlük stres ve kortisol seviyelerini ölçtüler. Kızlar çok daha yoğun karşılıklar verirken erkeklerdeki stres tepkimlerinden azalma görüldü. Ergenliğe girildiği andan itibaren kadın beyni ve erkek beyni strese tamamen farklı tepkiler verir. Östrojen ve projenton akımları kadınların hipokampusunun strese tamamen zıt tepki vermesine neden olur. Erkekler ve kızlar farklı türde gerilim unsurlarına farklı tepkiler geliştirdiler. Kızlar ilişkilerle ilgili gerilimlere daha fazla tepkiler gösterirken erkekler otoritelerine meydan okuyan durumlara tepki gösterirler. İlişkilerdeki çatışmalar ve çelişkiler bir genç kızın beynini adeta çıldırtır. Çünkü onun sevilmeye ve sosyal açıdan çevresiyle bağlantılı olmaya ihtiyacı var. Bir erkekse kendisine saygı duyulmasına ve erkekler arasındaki statü sıralamasında yukarılarda bir yer edilmeye önem verir kızların beyin devreleri iyi korunan sosyal ağlar yaratmasını söyleyen ve strese vereceği tepkileri belirleyen östrojen tarafından düzenlenmiş ve doldurulmuştur. İlişkilerde çıkar çatışmasına dönüşmekten nefret eder. Beyninin gerilimlere gösterdiği tepkiler dışlanma korkusuyla iç içe dilir. döngü içerisinde yükselen ve azalan östrojen bu akımlar psikolojik ve sosyal gerilim durumunu belirler. Döngünün ilk iki haftasında östrojen yüksek seviyedeyken genç kız çevresiyle daha iyi ilişkiler içinde ve rahattır. Döngünün son iki haftasında projenteron yükselip östrojen azaldıysa genellikle gittikçe artan bir gerginlikle her şeye tepki gösterir ve yalnız kalmayı tercih eder. Östrojen ve projenteron her ay beynin strese karşı gösterdiği tepkileri sıfırlar ve baştan başlatır. Dolayısıyla da bir genç kızın özgüveni bir hafta çok yüksek, diğer haftaysa yerlerde sürünür olabilir. Çocukluğun sakin döneminde östrojen seviyeleri düşük ve sabitken kızların sinir sistemleri sakin ve sabittir. Ergenlikte östrojen ve projenteron seviyelerinin artmasıyla beraber hem stres hem de acıya verdiği karşılıkların dozajı da yükselir. Bütün bu karşılıklar beyindeki stres hormonu olan kortisola verilen yeni tepkiler tarafından belirlenir. Böylece genç kız çok çabuk stres altına girer, kızacak bir şeyler aramaya başlar. Öyleyse genç kız nasıl sakinleşiyor? 15 yaşındaki ergenlerden oluşan bir sınıfa kadın ve erkek beyinleri arasındaki farkları öğretiyordum. Ve kızlardan da erkeklerden de daima birbirine sormak istedikleri bir soruyu seçmelerini istedim. Erkekler, kızlar neden tuvalete birlikte gidiyorlar diye sordu. Yanıtın cinsellikle ilgili bir şeyler içerdiğini umuyorlardı ama kızların yanıtı şöyle oldu: "Okulda özel şeyler konuşmak için gidebileceğimiz tek yer orasıdır." söylemeye gerek yok. Erkekler arkadaşlarına "Hey, birlikte tuvalete gitmek ister misin?" diye sormayı hayal bile edemiyorlardı. İşte bu sahne kadın ve erkek beyni arasındaki doğuştan gelen temel bir farkı yakalıyor. Birinci bölümde de gördüğümüz gibi tipik bir kadın beyninde sosyal ve sözel döngüler erkeklerinkine kıyasla çok daha doğal bir biçimde şekillenmişlerdir. Ergenlik yıllarında genç kızın beynindeki östrojen oksitosini cinselliğe odaklanan beyin devrelerini harekete geçirir. Özellikle konuşmak, flört etmek ve sosyalleşmekle ilgili. Birçok kadın bir diğerinin varlığında biyoloji konfor bulur ve konuşmak bir kadını diğerine bağlar. Bunda şaşırtıcı hiçbir şey yok. Kadınlar da beynin özel konularıyla ilgilenen o alanları erkeklerinkinden daha geniş olduğuna göre kadınların erkeklere kıyasla daha çok konuşmaları ve daha çok dinlemeleri gayet doğaldır. Rakamlar değişkenliği gösterse de ortalama bir kızın bir erkekten günde 3 kat daha fazla kelime kullandığını biliyoruz. Kız bebeklerin daha erken konuşmaya başladıklarını ve 12-13 aylık olduklarında erkek bebeklere kıyasla 2 kat, 3 kat daha geniş bir kelime haznesi geliştirdiklerini de biliyoruz. Erkekler de sonunda kelime açıklarını tamamlarlar ama bunu yapmakta hiç acele etmezler. Kızlar genelde daha hızlı konuşuyor. dakikada 250 kelime Tipik erkeklerde bu rakam sadece 125'tir. Erkeklerin özel yetenekleri daima takdir ettikleri söylenemez. Koloni dönemi Amerika'sında çok konuşma cezası olarak kadınlar taş bloklar arasına yerleştirilir ve dilleri tahta bir mandalla tuturulur. Ya da boğulma noktasına gelene kadar su altında tutularak erkeklere karşılık vermemeleri öğretildi. Kadınlar için çok konuşmak diye bir suç gerçekten vardı. Primat kuzenlerimizde bile sözel yetenekler söz konusu olduğunda erkekler ve dişiler arasında büyük farklar vardır. Dişi maymunlar örneğin ses çıkarmayı erkek maymunlardan çok daha erken öğrenirler. Ve birbiriyle iletişim kurmak için kendi türlerinin çıkardığı 17 ses tonunu her birini gün boyunca kullanırlar. Erkek maymunlarsa tam aksine sadece 3 ya da 6 tonu öğrenir ve yetişkinliğe ulaştıklarında günlerce hatta haftalarca hiç ses çıkarmadan dururlar. Size tanıdı geliyor mu? İyi de kızlar neden tuvalet konuşmaları yapar? Neden kapılarını kapatıp saatlerce telefonda konuşurlar? Sır değiş dokunuşu ve dedikodu yaparak diğer dişilere özel bağlar kurmaya çalışmaktadırlar. Gizli kuralları olan kenetlemeler geliştirirler. Bu yeni gruplar içerisinde konuşmak, sırları paylaşmak ve dedikodu. İşin aslı kızların favori aktiviteleridir hayatlarındaki stres seviyelerinin iniş çıkışlarını bunlar sayesinde kontrol eder. Bu tür davranışlar için biyolojik bir açıklama var. Konuşmakla ilgili aktiviteler genç kızın beynindeki zevk alma merkezine bağlanır. Cinsel ve romantik içerikler taşıyan sırları paylaşmak bu merkezi daha da hareketlendirir. Az bir miktar zevkten söz etmiyoruz. Çok büyük miktarlar söz konusu. Orgazm dışında alabileceğiniz en büyük, en hızlı nörolojik ödül olan yüklü miktarda dopamin ve oksitosin akımı var. Dopamin motivasyonu ve zevk döngülerini harekete geçiren bir nörolojik kimyasaldır. Ergenlikteki östrojen kızlarda dopamin ve oksitosin üretimini artırır. Oksitosin ise yaklaşmalarının tetiklendiği bir hormondur. Östrojen yükseldiğinde genç kız beyni daha fazla oksitosin üretmeye zorlanır ve bu da daha fazla sosyal bağlanma ihtiyacı duyulmasına yol açar. Menstrual döngünün ortalarında östrojen üretimi zirveye ulaştığı için genç kız dopamin ve oksitosin seviyelerinin en yüksek konumlarına ulaşır. Sözel iletişim ihtiyacının maksimuma yükselmesinin yanı sıra yaklaşılma ihtiyacı da artar. Yakınlaşma daha fazla oksitosin üretmeye yol açar. Bu da bağlantı kurma arzusunu güçlendirir ve bağlantı kurmak kendisini iyi hissetmesine yol açan bir zevk duygusunun habercisi olur. Hem oksitosin hem de dopamin üretimi yumurtalıklardan gelen ergenlik döneminde başlayan üreme sürecinin sonuna kadar devam eden östrojen tarafından yönetilir. Bu bir genç kızın bağlantı kurmak ve kenetlenmekten duyduğu zevkin birbirinin saçlarını yapmak dedikodu, birlikte alışverişe çıkmak, ergenlik öncesi döneme kıyasla gün geçtikçe artması demektir. Bu kokain ya da eroin bağımlılarının uyuşturucu kullandıklarında aldıkları dopaminin aynısıdır. Ve dopamin-oksitosin kombinasyonu stres azaltıcı bir etki yaratan yaklaşmanın biyolojik zemini oluşturulur. Eğer ergenlik dönemindeki kızınız sürekli telefonda konuşuyor ya da arkadaşlarıyla cep telefonu üzerinde mesajlaşıyorsa, bu kızlara özgü bir durumdur. Onun sosyal değişikliklerden kaynaklanan stres seviyesinin azalmasına yardımcı olacaktır. Ama onun iç güdülerinin aile hayatınızın yönlenmesine izin vermek zorunda değilsiniz. Erkekler Kızların östrojen seviyesinin ergenlikten itibaren arttığını ve beyinlerindeki koruma dürtüsünü tetiklediğini biliyoruz arkadaşlarıyla karşılıklı iletişimlerini güçlendirir, erkekler üzerine daha fazla düşünüyor, görüşmelerinde de daha fazla önem veriyor. Daha fazla stres hissediyor ve de daha fazla duygulanır. Diğer kızlarla ve erkeklerle bağlantı kurma arzusu tarafından yönlendirilir. Konuşma ve bağlantı kurma sayesinde beyinlerindeki dopamin ve oksitosin seviyesindeki artış daha yakın ilişkiler aramalarını motive eder. Bilmedikleri bunu kendilerine özgün bir genç kız gerçeği olduğudur. Çoğu erkek sözlü iletişim için bu arzuyu duymaz bile. Bu nedenle de kızların çevresindeki oğlanlarla kurmaya çalıştıkları sözlü iletişim çoğunlukla hayal kırıklığı yaratan sonuçlar doğurur. Erkek arkadaşlarının kendileriyle kız arkadaşlarının konuştuğu gibi konuşmasını bekleyen kızlar kendilerini büyük bir sürprize hazırlamalıdır. Telefon konuşmaları karşısındaki erkeğin bir şeyler söylemesini umduğu acı verici beklemelere dönüşebilir. Umabileceğinin en iyisi karşısındakinin dikkatli bir dinleyici olmasıdır. Genç kızlar karşısındaki erkeğin konuşmaktan sıkıldığını ve video oyununa dönmek için sabırsızlandığını anlamayabilir. Bu farklılık yetişkin kadınların evliliklerinde partnerleriyle ilgili hayatları boyunca yaşadıkları hayal kırıklığının merkezinde yer alabilir. Kocaları kendisini sosyal hissetmiyordur. Uzun konuşmalardan hoşlanmıyordur. Ama bu onun hatası değil. Çocukluk dönemini yaşarken testosteron seviyesi yükselen erkekler psikolog bir arkadaşımın 15 yaşındaki oğlunun artık kendisiyle konuşmayı istememesi üzerine yaptığı yorumda da aynen şöyle demişti. Ergenlik dönemi içinde kaybolurlar. Arkadaşımın oğlu arkadaşlarıyla bir köşeye çekilmek ya da internette oyun oynamak dışında bir şeyle ilgilenmeyip aile yemekleri ya da ailecek dışarı çıkmak gibi fikirler karşısında dehşete düşüyordu. Her şeyden çok Odasında yalnız ve tek başına kalmak istiyordu. Peki neden önceleri konuşkan olan çocuklar ergenliğe girdiklerinde tek kelimelik cümlelerle konuşur ve işlerine kapanık hale gelirler? Testislerden gelen testosteron oğlanların beyninde dolaşmaktadır. Testosteronun konuşma ve sosyalleşme isteğini spor müsabakaları ya da cinsel avlanma dışında azalttığı ispatlanmıştır. Aslında cinsel avlanma ve vücutları erkek çocuklarında büyük ölçüde saplantı haline gelir. 15 yaşındakilerden oluşan sınıfta ders verirken sıra kızların sorusuna gelmişti. Bilmek istedikleri şuydu. Az kıllı olan kızlardan mı hoşlanırsınız yoksa çok kıllı olanlardan mı? Önce vücuttaki tüyleri ya da saçları kastettiklerini düşündüm. Ama kısa sürede erkeklerin vajinal bölgedeki tüylerin az mı yoksa çok mu olmasını tercih ettiklerini, kastettiklerini anladım. Oğlanlar hep bir ağızdan yanıt verdiler. Hiç kıl olmamasını. Evet, lafı dolaştırmıyorum. Oğlanlar çoğunlukla cinsel fanteziler tarafından tüketilen beyinleri nedeniyle sabit fikirlidir ve mastürbasyon yapmaya daima ihtiyacı var yetişkinlerle konuşmaktan duydukları tedirginlik yetişkinlerin satır aralarını okuyacağı gözlerinin içine bakıp zihinlerinde ne geçtiğini seks fikrinin vücutlarını ruhlarını beyinlerini ele geçirdiğini anlayacaklarına dair metafizik düşünceye dayanır genç kız beyni neden delirir biraz düşünün beyniniz olabildiğince dengesini sağladı o ana kadar ki hayatınız boyunca hormon seviyeniz büyük ölçüde sabitti. Derken bir gün annenizle çay partisi veriyorsunuz. Ertesi gün ona küfrediyorsunuz. Ve bir genç kız olarak yapmayı son istediğiniz şey bir çatışma çıkarmak. İyi bir kız olmaya alışkınsınız ve şimdi birdenbire bu kişiliğe güvenmeyeceğinizi keşfetmek korku verici gelecektir. Kendinizle ilgili bildiğiniz, bildiğinizi zannettiğiniz her şey bir anda anlamsız hale gelmiştir. Genç kızın özgüvenine vurulan büyük bir darbe bu. Ama basit bir kimyasal reaksiyon bir yetişkin için bile eğer neler olduğunu biliyorsanız durum bu kadar korku verici olmayabilir. Bazı kadınlar için sorun 4. haftada yaşanan östrojen ve projekteronun geri çekilmesinden kaynaklanır. Hormonlar beyinden ayrılırken beyin onların sakinleştirici etkilerini aramaya koyulur bu etkiye ulaşmadıysa gerilir. Hatta o kadar gerilir ki bu duygunun spektrumdaki yorumu bir krampın rahatsız ediciliğiyle aynı sıradadır. Bunun az sayıda kadın için geçerli olduğunu söyleme gerekiyor ama yaşayanlar için hiç de eğlenceli değildir. Bu gerilim ve duygusal hareketlenme adet görülmeye başlamasından birkaç gün öncesine kadar şiddetli bir biçimde devam edecektir. David Rabino ve arkadaşları adet döngüsüyle bağlantılı olarak ruh hali değişimlerini araştırıyorlar. Bu araştırmanın sonuçlarına göre adet dönemiyle bağlantılı olarak gelişen hormon salgılamaları beyindeki devreleri doğrudan etkiliyor. İrkilme refleksiyle kendini gösteren ve bizim tedirgin olmak diye adlandırdığımız bu durum aslında beyindeki etkilenmenin bir göstergesi oluyor. Bu durum kadınların neden hormon değişiminin maksimuma ulaştığı dönemlerde sürekli irkildiklerini ve diken üstünde olduklarını da açıklıyor. Kadınların %80'i bu değişimden fazla etkilenmese de %10'u aşırı gerildiklerini ve kolaylıkla depresif hale girdiklerini itiraf ederler. Yumurtalıkları daha fazla östrojen ve projenteron üreten kadınlar strese karşı daha dayanıklı olur. Çünkü beyinlerinde daha fazla serotonin yani kendisini iyi hissetmesini sağlayan kimyasal hücreler bulunur. Az miktarda östrojen ve progesterona sahip olan kadınlar strese karşı daha hassaslar ve daha az serotonin hücresine sahipler. Bu strese duyarlı bireylerin çoğu zaman adet dönemlerinin başlamasından önceki günlerde kendilerini adeta cehennemde hissederler. Düşmanlık, umutsuzluk hissi, depresyon, intihar, intihar planları, panik ataklar, korku, kontrol edilemeyen ağlama krizleri ve öfke onları mahveder. Hormon ve serotonin değişiklikleri beynin yargılanma bölümünde ciddi bozukluklar olarak kendini gösterip dramatik kontrolsüz duygu selleri beynin ilkel kısımlarından çok daha rahatça dışarı süzülebilir. Kadın sağlığı ve psikiyatriyle geçen 20 yılın ardından benzer sorunlara sahip yüzlerce genç kız ve kadın gördüğümü söyleyebilirim. Çoğu kötü tavırları ve ani hareketler değişimleri için kendilerini suçlarlar. Bazıları bu sorunu çözmek için yıllarca psikoterapi seanslarına katılır ve öfkelerinin temelinde neyin olduğunu çözmeye çalışır. Birçoğu kötü hareket etmekle ve kötü niyetli olmakla suçlanırken bu suçlamaların çoğu asılsızdır ve hepsi asıl sorunu kaçırmaktadır. Genç kızlar ve kadınların ruh hallerinde düzenli dramatik değişiklikler yaşanır çünkü aslında beyinlerin yapısı günden güne haftadan haftaya değişmektedir. Ateşlenmiş genç kızı sakinleştirmek amikleraya için hiç kolay değildir. Çoğu kız baskı altındayken uyuşturucuya, alkole, yemeye, bazıları da yememeye yönelirler. Bu gençlerin ailesi olarak sizin göreviniz söylediklerinin büyük kısmını duymazdan gelmektir. Ani duygusal tepkiler vermemek ve sarf edilen sözleri görmezden gelmek gerekir. Sakin olun. Kötü kızların biyolojisi. Hormon salınımları iyi bir kızı rahatlıkla kötü bir kıza çevirebilir. Cinsel rakabet de öyle ki genç kızlar arasında bu çok yaygındır. Ancak bu rakabetin kuralları genç erkekler için geçerli olanlardan çok farklıdır. Genç kızlar grup oluşturmaya yönelir. Ne var ki bu grupların bir kısmı birbiriyle adeta savaş halindedir. Genç kızlar hepimizin de bildiği gibi aşırı acımasız olabilir. Yedinci sınıftayken hatırlıyorum da çok güzel bir kız vardı. O kadar güzeldi ki erkeklerin bütün ilgisi ona yöneldiği için diğer kızlar onu kıskanırdı. Aynı zamanda utangaçtı da. O yüzden diğerleri hemen züppe olduğu sonucuna vardı. Bir gün arka sırada oturan o kadar da güzel olmayan kız bir paket sakız alıp şişirip önünde oturan güzel kızın saçına gelecek şekilde patlattı. Ne olduğunu anlamayan güzel kız elini saçında dolaştırırken hiç fark etmeden sakızı öyle bir dağıttı ki tek çözüm baştan çıkarıcı güzelim saçlarının kesilmesi oldu. Kızın saçına sakızı yapıştıran kötülükler kraliçesi kendini büyük bir zafer kazanmış gibi hissediyordu. Cinsel bir zafer kazanma yolundaki biyolojik dürtüsü anlık bir zafer kazanmıştı. Kadınlarda da erkeklerde de saldırganlıkla ilişkilendirilen hormonlar androjendir. Ergenliğin erken dönemlerinde çoğalmaya başlar ve kadınlarda 19, erkeklerde 21 yaşına gelene kadar artırmayı sürdürür. Kadınların ürettiği 3 ana androjen testosteron, dia ve androstenediyondur. Utah Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada açıktan açığa saldırgan olan kızların çoğunda androstenedion, androjeninin tavan miktarlarda olduğu gözlenmemiştir. Akne, de androjen seviyesinin yüksek olduğuna dair iyi bir göstergedir. Ayrıca dia ve testosteron seviyesi yüksek olan kızlar daha erken cinsel ilişkiye girme eğilimindedir. Saldırganlık dürtüler menstrual döngünün hormonlarıyla birlikte hareket edebilir. Döngünün bazı haftalarında genç kız sosyal ilişkilerde daha ilgili olacaktır. Diğer haftalar diğer kızlar ve erkekler üzerinde kullanabileceği güçle ilgilenecektir. Bu ilişkinin de ortaya koyduğu üzere döngünün ikinci ve üçüncü haftasında yumurtalıklar tarafından üretilen yüksek miktardaki androjenler kadınlarda ve gençlerde saldırganlığı artırır. Daha az empati, sosyal bağlantı ve yakınlaşma genelde her iki cinste de yüksek androjen seviyeleriyle ilişkilendirilir. Androjen seviyesinin azalmasıyla birlikte sadece saldırganlık değil, cinsel istekler de azalır. Gençlerin aldığı doğum kontrol hapları saldırganlık kadar cinsel isteği de azaltır. Çünkü doğum kontrol ilaçları yumurtalıkları bastırır. İşte bu nedenle de daha az androjen üretilmiş olur. Her ne kadar hem kadınlar hem de erkekler testosteron üretiyor olsalar da erkekler kadınların 10 katı testosteron üretirler bu da seks güdülerinin kadınlarınkinden yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu anlamına gelir elbette sadece hormonlar davranışlara neden olmaz hormonlar ancak belirli bir davranışın ortaya çıkmasına uygun koşulları oluşturan ortamı güçlendirir Beyinde saldırganlıkla ilgilenen tek bir bölge olmadığı gibi saldırganlığı kontrol eden tek bir hormon da yoktur ama başarılı olmak ve dünyada güç elde etmek her iki cinsiyet için de bir miktar saldırganlığı gerektirir bu hormonlar gençlerin gerçekliklerini ve kendileriyle ilgili iddialı kendine güvenen seksi gibi algılarını değiştirerek bağımsız bireyler olmalarını sağlar ergenlik yıllarında kızların beyin devreleri gelişir ve olgunlaşır kendisine bir sürü yeni uzatma kablosu verilmiş gibidir ve hangi kabloyu nereye takacağını çözmeye ihtiyacı vardır ancak o zaman kadın beynindeki devreler tam güçle çalışıp kendilerini ifade etmeye başlayabilir peki bu devreler kadınları nereye iter erkeklerin kollarının tam ortasına 3 aşk ve güven San Francisco'lu bir film yapımcısı olan Melissa gerçekten aşık olmak istiyordu. Kariyeri nihayet sabit bir ritme oturmuştu ve 32 yaşında hayatını bir sonraki seviyesine ilerlemeye hazırdı. Şimdi bir aile ve yanında cinsel açıdan yüklü, 2-3 aydan daha uzun süre kalacak bir erkekle devamlılığı olan bir ilişki istiyordu. Tek sorun doğru erkeği bulamıyor olması gibiydi. Başkaları tarafından ayarlanan sayısız randevuya gidiyor ya da internete tanıştığı erkeklerle buluşuyordu. Ama hiçbiri midesinde kelebekler uçuşturmuyor veya sürekli yanlarında kalmak istemesine neden olan o mantık dışı arzuyu tetiklemiyordu. Bir gece en yakın arkadaşı Lisly onu arayarak birlikte salsa dansı yapmaya gitmelerini önerdi. Ama Melissa havasına değildi. Evde kalmak, rahatlamak ve televizyon izlemek istediği halde, Lisli hayırı yanıt olarak kabul etmeyene kadar onu zorladı. Seksi görünmek için kıvırcık saçlarını dağıttı, üstüne dar bir tişört geçirdiği, yeni kırmızı süet ayakkabılarını giydi ve dudaklarını ortaya çıkartan kırmızı rujunu sürdü. Dans kulübüne gitmek üzere bir taksi çağırdı. Kulübe vardığında Lisli çoktan içeride Margarita içiyordu. Dans pistine yöneldiklerinde Melisa uzun boylu, yakışıklı, taştan yontulmuş gibi bir yüzü olan buğday rengi tene sahip bir adam gördü. Ne muhteşem dedi arkadaşına. Arkasından duran listeye dönüp çaktırmadan adama bir göz atmasını söyledi ama çok gecikmişti. Adam çoktan onlara doğru yürümeye koyulmuştu. Melisa'nın gözleri bu yabancının gözlerine kilitlenmişti. Bir enerji dalgası vücudunu kapladı. Aylarca süren bütün berbat randevuları boyunca deneyimlemeyi bir türlü başaramadığı histi bu. Adamda tanıdık olan bir şeyler vardı. Kim bu? diye fısıldayarak sordu Leslie'ye. Beynindeki korteks hafıza deposunu tararken eşleşen hiç kimseyi bulamadı. Ama bütün dikkat devreleri bu potansiyel sevgiliye yönelmişlerdi. Yalnız mı yoksa birisiyle mi diye merak etti. Çevresinde daima bu tür harika görünüşlü erkeklerle birlikteymiş gibi görünen harika görünüşlü kızlara bakındı ama hiç kimseyi göremedi. Adam ona doğru yürümeyi sürdürdü. Adam yaklaştıkça Melissa'nın dikkati daha da dağılmaya başladı ve kendini arkadaşının anlattıklarına vermeye çalıştı. İçkisine sıkı sıkıya sarıldı. Gözleri ve dikkati adama kaymıştı. Her detayı inceliyordu. Deri armani ayakkabıları, seksi siyah kıyafeti ve parmağında da evlilik alyansı yoktu beyni bağlantıları birleştirirken geri kalan her şey arka planda kalmıştı aşık olduğunu hissetti eşleşme işgüdüsü devreye girmişti merhaba selam ben rab dedi adam bara yaslanırken sesi kadife gibiydi daha önce tanıştık mı melisa kelimeleri duymayacak kadar heyecanlıydı sadece adamın varlığını dünyevi kokusunu ve baştan çıkarıcı yeşil gözlerini fark edebiliyordu Romantik dans başlamıştı ve karografi. Arkadaşı ya da sevgili bulma kurumları değil. Melisa'nın beyninin biyolojisiydi bu. Bizi etkileyen fiziksel simetri ve yüzlerin baştan çıkartan hareketlerin ve çekimin kalbimizi yerinden çıkaracakmış gibi çarpışının beynimizde evrim sonucu gelişen aşk döngüsüne bağlı olduğunu biliyoruz. İki kişi arasındaki anlık ya da uzun zaman süren kimyasal çekim şans eseri ortaya çıkmış gibi görünebilir. Ama gerçekte beynimiz bu işi bilmeye önceden programlanmıştır. Bizleri partnerlerimize yaklaştıran çekim, insanın üreme isteğinin bir uzantısıdır. Melisa'nın beyni rabi incelemeye başladı. Hormonları hızla vücudunda dolaşıyordu. Adam Partur Hill'de yaşayan bir reklam danışmanı olduğunu söyleyip ardından da cesaretini toplayıp onu dansa davet ettiğinde Melissa'nın beynindeki devreler son teknoloji bir bilgisayardan bile daha hızla çalışarak karşısındaki adamın eş olarak değerlendirmesini sağlayacak özelliklerini hesaplamaya başlamıştı. Bu hesaplama sonucunda uygun olduğuna dair yeşil ışık çoktan yanmıştı. Seksi, dizleri titreten bir çekimin yaşandığı bu adam, Melisa'nın vücudunda onu heyecanlandıran hızlı bir dopamin akımına neden oldu. Beni aynı zamanda bir doz testosteron salgıladı. Cinsel istediği tetikleyen bir hormon. Rab konuşurken aynı zamanda Melisa'yı tartıyordu. Eğer hesaplamaları olumlu sonuç verirse o da Melisa ile eşleşmesini söyleyen nurun kimyasal sarsıntısı yaşayacaktı. Aşk devrelerini tetiklenmesiyle beraber ikili dans pistine yöneldiler. Ve sonraki birkaç saati salsa ritmi eşliğinde geçirdiler. Saat 3 olduğunda müzik yavaşladı. Ve kulüp boşalmaya başladı. Leslie saatler önce eve gitmişti. Köşede duran Melissa'nın flört eden bir tavırla eve gitmesi gerektiğini söyledi ve yüksek topukları üzerinde daire çizerek arkasını döndü. Hey bekle dedi Rab. Telefon numaram bende yok. Seninle yeniden görüşmek isterim. Google'da adımı yazarsan beni bulursun diye yanıtladı kadın gülümseyerek. Ve bir taksiye atladı. Şimdi av başlıyordu. Erkekler ve kadınlar için romantizmle ilgili bütün hesaplamalar bilinçaltında gerçekleşir. Ve her iki taraf için birbirinden farklıdır. Örneğin kısa sürelik eşleşmelerde erkekler avcı kadınlar ise sesicidir. Bu seks konusunda teklifleşme değil. Bizim, atalarımızın milyonlarca yıldan genlerini nasıl yayacaklarına dair edindikleri tecrübelerden mirasımızdır. Darwin'in de belirttiği gibi, bütün türlerin erkekleri kadınları etkilemek üzere yaratılmışlardır. Ve dişiler de tipik olarak kendilerini kovalayanlar arasında seçimlerini yapar. Bu, beynin aşk konusundaki yapısıdır. Üreme sürecinden galip çıkanlar tarafından mühendisliği yapılmıştır. Oranlar, yüzler, kokular ve seçtiğimiz kişinin yaşı binlerce yıl önce belirlenen şemalardan etkilenir. İşin aslı düşündüğümüzden çok daha fazla tahmin edilebilir. Bizler bir tür olarak evrim sürecimizde beyinlerimiz en sağlıklı eşleşmeyi nasıl yapacağını çoktan öğrenmiştir. Bize çocuk verme ihtimali en yüksek olana, kaynakları ve bağlılığı, varlığımızı sürdürmemizi sağlayacak olana. İlkel erkek ve kadınların bilgileri modern beyinlerimizin ve nörolojik devrelerimizin derinliklerine kazınmıştır. Doğduğumuz andan itibaren oradadırlar ve ergenliğe girdiğimizde nörokimyasallardan oluşan bir kokteyle harekete geçerler. Zarif bir sistem. Beynimiz potansiyel partnerleri seçer ve biri atalarımızdan kalan listeye uyarsa bir grup kimyasal salgılayarak içimizi titretip o kişiye odaklanmamıza neden olur. Buna ister cinsellik deyin ister aşk. Eşleşme yolunda çağlar öncesinde kalma bir basamaktır bu. Karşılaşma, eşleşme, üreme konularını işleyen beyin programının kapıları artık açılmıştır. Melisa o akşam kimseyle karşılaşmayı istememiş olabilir. Ama beyninin daha ilkel planları vardı. Odanın diğer ucunda Rab'ı gördüğünde beyni eşleşme ve uzun sürecek bir ilişki kurma yolunda sinyaller göndermeye başladı. Bir süre sonra her ikisi de gerginlik, tehditler ve beyin uçurucu zevkler dolu bir yolda ilerleyecekler ve bunların hiçbiri üzerinde asla kontrolleri olmayacak çünkü artık biyolojileri birlikte geçirecekleri geleceği planlıyor melisa sokaklarda dolaşıyor kahvesini yudumluyor ya da rab'ın kendisinin numarasını bulmasını beklerken potansiyel randevulara göz gezdirmek için internete dolaşıyor genç kadının kafasının içindekinin taş devrinden kalma bir beyin olduğuna inanmak hiç de kolay değil ama insanlarda eşleşme mühendisliğini araştıran bilim adamlarına göre olan tam olarak da budur milyonlarca yılın %99'undan fazlasını ilkel koşullardan kurtulabilmek ve koşullarımızı iyileştirmek için harcadık sonuç olarak bu teoriye göre beynimiz atalarımızın da karşılaştığı türden sorunları çözmek üzere programlandı karşılaştıkları en zorlu mücadele üremekti bu sadece çocuk sahibi olma meselesi değil aynı zamanda çocukların yeterince uzun süre yaşayacaklarına emin olma, genleri devam ettirebilme meselesi. Eski eşleşmelerde hayata kalma becerisi yüksek olanlar genlerini sonraki kuşaklara aktarmayı başardılar. Onların beyin sistemlerini işleyişi eş seçimleri konusunda daha başarılıydı. Yalnız seçimler yapan atalarımız türün geleceği üzerinde iz bırakamadılar. Sonuçta da taş devrinde en iyi yürüyenlerin beyin devreleri modern çağ insanların standart beyin devreleri haline geldi. Aşık olmak aslında bu devrelerin harekete geçmesinden başka hiçbir şey değil. Psikolojist David Bass'a göre beynimizdeki güdülerin milyonlarca yıldır değişmemiş olması neden dünya genelinde kadınların uzun süreli ilişkilerde karşılarındaki insanlarda benzer nitelikler aradıklarının açıklaması olabilir. Bass, Batı Almanya'dan Tayvan'a, tipikmelerinden Pikmelerinden Eskimo'lara kadar dünya genelinde 37 kültürden 10 binden fazla insanı konu alan ve eşleşme tercihlerini inceleyen bir araştırma yaptı. Bu araştırmanın sonucunda her kültürde kadınların potansiyel kocalarının görünüşüyle nasıl bir baba olabileceğinden ve sosyal statüden daha az ilgili olduklarını keşfetti. Rab Melisa'ya reklam danışmanı olduğunu söylemişti. San Francisco'da aşırı sayıda reklam danışmanı vardı ve Melisa birkaç tanesiyle iş dışında görüşmeyi denemişti. Farkında olmadığı bu düşüncenin Rab'ın doğru erkek olup olmadığına karar vermesini zorlaştırdığıydı. Basın bulguları birçok kadının gittikçe daha yüksek pozisyonlarda iş bulmaya, sosyal ve ekonomik özgürlüklerinden gurur duymaya başladıkları günümüzde rahatsız edici görünebilir. Yine de bu araştırma 37 kültürde de kadınların eşlerini seçerken bu özelliklere erkeklerde daha fazla önem verdiklerini ortaya koymuştur. Kadının geliri ve mal varlığı bu seçimi yaparken eşinde aradığı niteliklerin değişmesine neden olmamaktadır. Melissa ekonomik açıdan bağımsız, kendine yeten biri olabilir ama yine de partnerinin kendisine bakabilecek durumda olmasını arzular örneğin dişi cennet kuşları genelde en güzel yuvayı yapan erkeği seçer kadınlar araştırmacıların da ortaya koyduğu üzere standartlara uygun kendilerinden en az birkaç santim uzun ve yaklaşık 3 ya da 5 yıldan daha yaşlı erkekleri arar bu kadın beğenisi koşulları evrenseldir Bilim adamları bunun kadın beyninin evrim sürecinde şekillenen eşleşme devrelerinin bir sonucu olduğu ve işlevliğini hala sürdürdüğünün kanısına varmışlar. Bir araştırmaya göre bu özelliklere sahip bir eş aramak bir yatırım stratejisidir. Kadınların sınırlı sayıda yumurtaları var ve çocuk yetiştirmeye erkeklerden çok daha fazla yatırım yaparlar. İşte bu nedenle de aile değerleri konusunda erkeklere nazaran daha dikkatlidirler. Şayet melisanın ilkel beyin devreleri mal varlığı ve güvenlik arayışı içinde olursa, rabın ilkel devreleri uzun süreli bir ilişki kuracağı partnerinde neyin arayışı içinde olacak? Bas ve diğer bilim adamlarına göre bu tamamen birbirinden farklı bir şey. Dünya genelinde erkekler 20 ile 40 yaşları arasında genelde kendilerinin yarı yaşında olan fiziksel olarak çekici kadınları tercih ediyor uzun süreli partnerlerinin düzgün bir cildi, parlak gözleri, dolgun dudakları, parlak saçları ve yuvarlak vücut hatları olmasını arzuluyor. Bu tercihlerin her kültürde geçerli olmaları, tüm bu tercihlerin erkeklerin ilkel atalarından kalma beyin devrelerin parçası olduklarını gösterir. Parlak buklelere sahip kadınlardan hoşlanan sadece bab değil, Melisa'nın saçları içindeki ilkel dürtüleri tetikliyordu. Neden bu özellikler erkeklerin listesinin en üst sıralarında yer alır? Pratik bir bakış açısıyla yaklaşacak olursak, bütün bu özellikler ne kadar yüzeysel görünürse görünsünler, doğurganlığın en önemli göstergeleridir. Erkekler farkında olsunlar ya da olmasınlar, beyinleri yatırımlarına karşılık olarak en yüksek doğurganlığı sunan kadınları tercih eder. Kısır kadınlarla eşleşmek, genetik geleceklerinin heba edilmesinin anlamına geliyor. Yani milyonlarca yıl içinde erkek beyni kadınlardaki doğurganlık izlerinin görsel ipuçlarını aramaya evriliyor. Yaş elbette önemli bir faktör. Sağlık da öyle. Hareketlilik, gençlik, fiziksel simetri, yumuşak bir cilt, parlak saçlar ve östrojen tarafından şişirilen dudaklar doğurganlık ve sağlığın gözlenebilir bir işaretidir. Ergenlik dönemi öncesinde erkeklerin ve kadınların birbirine benzer vücut hatları ve göğüs kalça oranları var. Üreme hormonları devreye girdiğinde sağlıklı dişiler yuvarlak hatlar geliştiriyor. Göğüs ve kalça oranları 1 ve 3 oranında artabilir. Bu vücut tipine sahip kadınların östrojen oranları çok yüksek ve genç yaşlarındayken göğüslerinin büyüklüğü kalçalarınkine yakın olan kadınlara nazaran çok daha kolay hamile kalıyorlar. Üreme konusunda en başarılı erkeklerin sadece kendileriyle eşleşecek kadınları seçmeye ihtiyaçları var. İnce bir bel de kadının doğurganlığına dair önemli ipuçlarındandır. Erkekler babalıklarını garantiletmek istiyor ama aynı zamanda kadının annelik yeteneklerini de kontrol etmeye ihtiyaçları var. Eğer Melisa babla hemen yatağa girseydi ya da ona o zamana kadar birlikte olduğu erkeklerle ilgili hava atsaydı, erkeğin taş devri beyni Melisa'nın kendisine sadık kalmayacağı ya da kötü bir ünü olduğunu sonucuna varabilirdi. Baştan çıkartma ve terk etme eski bir erkek geleneğidir. Türümüzün başına kadar uzanır. Bir araştırmada genç yakışıklı üniversite çağı erkekleri kendilerini gerçekte olduklarından daha nazik, daha sevecen, daha dürüst ve daha güvenilir olarak tanıttıklarını kabul ettiler. Bazı araştırmacılar doğal eleme sürecini kadınları baştan çıkartma, kandırma ve kendileriyle cinsel ilişkiye girmeye ikna etme yeteneği güçlü erkekleri kayırdığı yönünde varsayımlarda bulunur. Kadınlar ise bunun sonucunda erkeklerin yalanlarını ve abarttıkları noktaları tespit etme konusunda uzmanlaşıyor. Artık kadın beyni bu göreve iyice uyum sağlamış durumda. Stanford Üniversitesi psikologlarından Eleanor McBain'in gösterdiği üzere genç kızlar gerçek dünyayı masal dünyasından ayırmayı erkeklerden çok daha önce öğrenir yetişkinliğe ulaştıklarında kadınların ses tonu gözler ve yüz ifadelerindeki duygusal nüansları okuma yetenekleri iyice gelişmiş olacak 4 seks belin altındaki beyin dişilerin cinsel açıdan tahrik olmaları ironiktir ki beynin tahrik olmasıyla başlar Tahrik ancak amigdala yani beynin korku ve gerilim merkezi kapanmışsa zevk merkezlerini hareketlendirip orgazmı tetikleyebilir. Amigdala kapanmadığı sürece her an bir endişe, çocukların okulu, günlük program, akşam yemeği, orgazma doğru ilerleyişi bölebilir. Kadınların bu fazladan nörolojik adıma ihtiyaç duymaları neden bir kadının orgazma ulaşmasının tipik bir erkekten 3 ila 10 kat daha uzun sürdüğünün açıklaması olabilir. İşte bu yüzden kızlar erkeğinize yavaşlamasını ve sabırlı olmasını söyleyin özellikle de hamile kalmaya çalışıyorsanız araştırmalar erkeklerin daha hızlı gelmelerinin biyolojik nedeninin erkekler boşaldıktan sonra orgazma ulaşan kadınların hamile kalma ihtimalinin çok daha yüksek olması olduğunu göstermiştir bu incelikli bir sistem ama beyinle bağlantısı olabildiğince doğrudandır klitoristeki sinirler doğrudan kadın beynindeki cinsel zevk alma bölgeleriyle irtibat kurarlar bu sinirler uyarıldığında zirve noktasına ulaşana kadar elektrokimyasal hareketlenme içine girip tepkimeleri tetikliyor eğer gevşemiş, rahat, sıcak ve samimi değilseniz orgazmın gerçekleşmesi çok zordur. Kadın orgazmıyla ile ilgili gerçekleştirilen beyin taramalarında araştırmacılar kadınların rahat olmaya ihtiyaç duyduklarını ve cinsel ilişkiye girilebilecek ruh haline geçmeden önce ayaklarının sıcak tutulmuş olması gerektiğini keşfettiler. Birçok kadın için rahatlamak, sıcak banyo, ayak masajı, tatil ya da alkol yanında kendilerini tamamen rahat hissettikleri partnerlerle bile orgazm olabilme kapasitelerini geliştirir. Deli gibi aşık olan, ilişkilerinin ilk evresini yaşayan, partnerlerinin kendilerine taptığını ve arzuladığını hisseden kadınlar çok daha kolay orgazm olurlar. Bazı kadınlar için uzun süreli bir ilişkinin ya da evliliğin sağladığı güvenlik duygusu beyinlerinin yeni bir erkekle olacağından çok daha kolay orgazma ulaşmasını sağlar. Orgazm güçlendikçe yayılan oksitosin dalgaları kadının yüzünün ve göğsünün kızarmasına yol açar. Kan damarları genişler. Mutluluk ve tatmin parıltısı çöker üzerine. Korku ve gerginlik sona erer. Ama bunun nasıl gerçekleştiği çevremizdeki erkekler için bir gizemdir. Hemen her kadın yatakta yatarken yanındaki erkeğin orgazm oldu mu demesini en az bir kez yaşamıştır. Çoğunlukla bunu anlamak onlar için çok zordur. Hassas psikolojik ve fizyolojik etkileşimi nedeniyle kadın orgazmı erkek sevgililerin ve bilim adamlarının kafasını karıştırmıştır. 10 yıllar boyunca kadınlar kışkırtılmayla, filme alınmayla, kendilerine kablolar takılmasına ve bilim adamları tarafından incelenmeye razı oldular. Kadın orgazmındaki kısa nefesler, gerilen sırt, sıcak ayaklar yüz buruşturmak, kasıtlı olmadan ses çıkartmak ve kan basıncının tavana vurması defalarca ölçüldü. Ve şimdi beynin hangi kısımlarını hareketlendiğini, hangi kısımlarının kapandığını gösteren MRI taramaları sayesinde kadın beyninin orgazm kontrolü hakkında çok daha fazlasını biliyoruz. Erkekler için orgazm çok daha basittir. Cinsel birlikteliğin gerçekleşmesi için kanın tek bir yere gitmesi yeterlidir. Kadın içinse nörokimyasaların bir araya gelmeleri gerekir. En önemlisi kadın birlikte olduğu kişiye güvenme ihtiyacı duyar. Erkeğin ereksiyonu basit hidrolik temellere dayandığından kan penise gidip ereksiyonu sağlar. Araştırmacılar kadınlarda da benzer basit bir mekanizmanın arayışına düşmüşler. Bazı doktorlar kadınların güç orgazma ulaşmasını klitorise giden kanın azlığıyla açıklamıştır. Ancak bunu doğru olduğuna dair elimizde hiçbir delil yoktur. Bilim adamları bunun yerine başka belirtilere yöneldiler. Örneğin kadınların ıslanması gibi. Kadınların kullandıkları tamponların ağırlığını erotik bir filmi izlemeden önce ve sonra ölçerek saptamalar yapmaya koyuldular. Kadınların cinselliğini anlama konusunda bilim erkeklerle ilgili araştırmaların onlarca yıl hatta yüzlerce yıl gerisindedir ve ilerlemeler gerçekten sinir bozucudur. Yeni basılmış anatomik kitaplarında bile penisin sayfalarca süren tasviri varken klitorise doğru düzgün yer verilmemiştir. Tıp doktorları hala bir erkek ereksiyon almıyorsa bunun acil tıbbi bir durum olduğunu düşünüyor. Ama kadınların cinsel tatmini söz konusu olduğunda bu aciliyet hissini taşımıyor. 1998'deki Viagra patlamasından beri bilim adamları arasında cinsel farklara yönelik bilimsel ilgiyi iyiden iyiye kızıştı. İlaç firmaları kadınların cinsellikten aldıkları hazı artıracak bir ilaç bulabilmek için kendilerini parçalıyor. Şimdilik kadınlar için pembe Viagra bulma çabaları başarısız oldu. 2004'te Pfizer resmi olarak Viagra'nın klitorise kan akışını hızlandıracak kadınların cinsellikten daha fazla haz almalarını sağladığını ispatlama yönündeki 8 yıllık araştırmasını durdurduğunu açıkladı. Aynı kadın beyninin erkek beyninin aynısı olmadığını bildiğimiz gibi klitorisin de bir penis olmadığını biliyoruz. Vajinal girişi çevreleyen bütün deri dokusu, üretra ve dış vajina, sinirlerle ve kılcal damarlarla klitorise bağlıdır. Yani bütün dokular hep birlikte kadın orgazmından sorumludur. Bazı kadınlar bu bölgeye ateş çemberi adını verir.